Tufa doğru kurçar. Ben size kısa bir hoş geldiniz mesajı vereyim ve tüm konuklarımıza aynı zamanda. Bildiğiniz gibi bu dernek ve bu mübadele evi her ay 4 tane etkinliğe sahne olur. Her cumartesi kış günlerinde saat 14'te birinci haftada bir ayrım öyküsü anlatılır. Bugüne kadar Kuşadası ve çevresinden üyelerimiz olsun olmasın 100'e yakın ailenin göç, mübadil öyküsünü, yerleşme ve Türkiye'de yaşama öyküsünü dinledik. Bunların arasında çok ilginç, kitaba dönüşmüş öyküler de var. Yayınlanmış öyküler de var. Bu gerçek hayat hikayelerini biz motivasyon olsun diye, arkadaşlarımıza örnek olsun ve insanlar yazsınlar diye özellikle teşvik ediyoruz ve konuk ediyoruz bu dostlarımızı. Tufan Bey de bizim yeni üyelerimizden, 347 numaralı dernek üyemiz. Şubat ayında derneğimize kaydoldu, çok sevindik. Ve onu bugün kendi ailesinin Serez ve Selanik bölgesinde 100 yıllarca yöneticilik yapmış ailesinin öyküsünü ve tabii daha da önemlisi ilk tayyarecilerimizden Mehmet Ali Kurçer'in kitaplaştırılmış ve yeni yayınlanmış öyküsünü bize burada anlatacak. Biz aramıza katıldığı, buralara kadar geldiği ve böyle bir yayın da yaptığı için kendisini kutluyoruz ve ben hem kendisini kısaca tanıtması hem de sunumunu yapması için sözü arkadaşımız Mehmet Ali, pardon, Tufan Uğur Kurçer. Hangisini kullanıyorsun? Tufan mı Uğur mu daha çok? İkisini de kullanıyorum. Tufan Uğur diyelim o zaman biz de. Tufan Uğur Kurçer'e bırakıyorum sözü. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. Bu mikrofon size ait. Kayıt için yolladık. Çok iyi olacak. O yok. Ondaki mikrofonda yok bir yerindeki. Tamam. Buyurun. Tufan Uğur Kurçer, işletme lisans, işletme ve teknoloji yönetimi yüksek lisans mezunuyum. Yıllardır üniversitelerin teknokentlerinde Ar-Ge ve inovasyon yaparım. Bilişim sektöründe çalışıyorum. Son 5 yıldır da ailemle ilgili bir akademik bir sürecin içerisine girdim. Araştırmanın içerisine girdim ve bunu daha sonra kitaplaştırdım. Daha henüz yeni çıktı kitap. Sizlere de takdim edeceğim biraz sonra. Söyleşimize şuradan başlayalım. Serez'den başlayalım ilk önce. Serez, daha doğrusu Balkanlardan başlayalım. İlk bir numaralı fotoğrafı açabilir miyiz? Tamam, derhal. Önce ona bir ulaşayım. Serez'in tarih kayıtlarında 10 bin yıl öncesine kadar belgeleri bulunuyor ama kadim çağlardan beri kaldığı ifade ediliyor. Ama son 10 bin yıldır kayıtlı bir şekilde izlerini görebiliyoruz, metinlerini görebiliyoruz. Ama bu 1300'lü yıllara kadar, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeyi fethedilinceye kadar ki evrede Balkanlar sürekli istilaya uğramış. Özellikle Serez'e dahil olmak üzere hep bir iç karışıklık var. Yani Sırplar, Bulgarlar, efendime söyleyeyim Doğu Roma İmparatorluğu ve etraftaki diğer kavimler bu bölgelerde sürekli hakimiyet kurmak için birbirlerine çatışma içerisine girmişler. Ve Serez bu bağlamda 10. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar, 14. yüzyıla kadar yaklaşık 8-10 tane istila geçirmiş ve yağmalanmış. Serez'in kaderi bu bağlamda bu Osmanlı İmparatorluğu Serez. Tufan Bey, bizim Kuşadası Mübadele diye yazdığınız dosyayı mı açayım buradan? Ya Kuşadası Mübadele diye hazırladığınız bir dosya. Evet. Ondan birinci fotoğraf birinci herhalde. Fotoğraf burası. Osmanlı döneminde Serez fotoğrafı. Atatürk kitaplığından bu. Bir saniye. Evet. Siz yönlendirin beni. Ben ona göre devam edeyim. O birinci fotoğrafta kalalım. Peki, tamam. Serez 1345 yılında Stefan ismini tam ifade edeyim. Sırp Kralı Stefan Dušan tarafından fethediliyor. O dönemde Serez ilk defa refah ve huzur dönemi geçiriyor. Ekonomik olarak bayağı rahatlıyor. Kent iskan ediliyor.
ve ilk esasında 10. yüzyıldan itibaren Sırp Kralı döneminde meseles rahat ve huzur buluyor. Ama ondan sonra tekrar Doğu Roma İmparatorluğu tarafından ele geçiriliyor ve iç karışıklıklar devam ediyor. 1383 yılında Deli Balaban Bey ve Lala Şahin Paşa tarafından şehir kuşatılıyor. Serezliler, bizde şöyle bir kültür var. Bölgeye gittiğimizde orayı isteriz. Eğer kentliler orayı vermişlerse su halinde içeri gireriz. Hiçbir şekilde yaşantıya, kültürel yaşantıya, siyasal ve ekonomik yaşantıya müdahale etmeyiz. Serez bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu'na, daha doğrusu o dönem Osmanlı Devleti'ne teslim oluyor ve hiçbir şekilde kent yaşantısına müdahil olunmuyor. Bu bağlamda Serez'in ana özelliklerinden bir tanesi, kentin, Müslüman kentinin, daha sonra göç alacak Müslüman kentinin ana kentin etrafına iskan edilmiş hali oluyor. Yani Göbek'te bir ticari hayat, işte kiliseler söz konusu. Daha sonra etrafına da Türk mahalleleri, camiler ve Türk kültürünü yansıtacak yapılar inşa edilmeye başlıyor. Ve Serez, genel olarak da Balkanlar, tarihinde yaklaşık 500 yıl sürecek milliyetçilik, 500 yıl sul, savaşsız, sıkıntısız dönem olmamıştı. Sadece Osmanlı İmparatorluğu döneminde toplu Türk bölgeleri oluşmaya başlıyor. Bir değil, iki değil, üçüncü fotoğrafı canlandı. Bundan sonraki değil, bir tane daha. Evet, burada, şurada kalalım. Burada kalalım. Türkler iskan edilmeye başlıyor Serez bölgesinde. Ve burada bir toplumsal yaşam doğuyor. 1400'lü yılların başından itibaren Evrenos Gazi ve Çandarlı ailesine Serez pay ediliyor. Şeylerinden, yararlılıklarından kaynaklı olarak. Burası da bizim için önemli. Neden önemli? Yani esasında Türk tarihi açısından da, hem Osmanlı hem Türk tarihi açısından da çok önemli noktayı arz ediyor. Şunlar kaynaklı. Bu aileler, yani Gazi Evrenos ve Çandarlı aileleri orada bir sosyoekonomik ve kültürel bir yaşantı başlatıyor. Yani o bölgelerin hem Türkleşmesi açısından, hem bu bölgelerin Türk iskanı olarak süreklileşmesi açısından öncü pozisyonda yer alıyorlar. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nda hizmet bürokrasisi dediğimiz, daha sonra hizmet aristokrasisine dönüşecek olan hanedanlık yapıları oluşturuyorlar. Bunlar kritik yapılar. Yani kritik önemde konular bunlar. Neden? Bizde mesela aristokrasinin olmadığı, aristokrasinin Avrupa menşeli bir yapı olduğu, hanedanlık yapılarının olmadığı, efendime söyleyeyim, daha sonraki evrelerde derebeylik sisteminin olmadığı gibi ifadeler söz konusu olur ki bunlar yanlıştır. Bu ifadeler resmi tarihte geçen ifadeler yanlıştır. 1400'lü yıllarından itibaren bu bölgelerde başlayan bir hanedanlık yapıları var. Bizler de Osmanlı kaynaklarında biraz sonra vurgulayacağım. 1400'lü ve 1500'lü yıllardan itibaren kayıtlarda bu kadim aile olarak geçer. Bu kadim ailenin kökünü kimi tarihçiler Gazi Evrenos'a kimi de Çandarlı'ya bağlar. Ama bana göre o dönemde ikili evlilikler, yani karşılıklı anlaşmalar ve evlilikler hanedan yapılar içerisinde çok yaygın. Ben ikisinden, hem Çandarlı'dan hem Gazi Evrenos'tan akrabalığımızın olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tarih kayıtlarında bizim bir tarafımızın Çandarlı, bir tarafımızın bazı tarihçilerde Gazi Evrenos'tan geldiğini söylüyor. Bu şunu vurgulamak lazım. Bu 450-500 yıllık bir tarihsel aktarımsal bir süreci kendi içerisinden getiriyor. Nasıl ki bu aileler bu bölgelerde ekonomik anlamda sürekli bir akış içerisindeler. Yani aktarımsal akış içerisindeler. Ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden de imparatorluğun her evresi değişiyor. Osmanlı İmparatorluğu yekpare bir sistem değil. Ekonomik sistemleri, siyasal sistemleri sürekli değişiyor. Ama bu değişmeyen yapılardan bir tanesi de hangi evreye girerse girsin bu ailelerin devamlılığı. Yani Osmanlı İmparatorluğu içerisinde ekonomik ve siyasal hakimiyetlerini bu aileler devam ettiriyorlar. Ne zamana kadar bu yapı böyle devam ediyor? Osmanlı İmparatorluğu dağılıncaya kadar esasında devam ediyor. Yani 500 yıllık Osmanlı İmparatorluğu içerisinde birbirinin devamı olan ailelerden bahsediyoruz. Soy ağacı bakımından aktarımsal ilerleyen. Bunlar işte son dönemde
çıkan kitaplardan bir tanesi. Benim kitabım yayınlanmadan hemen önce çıktı. Çok da ilginç geldi bana. Siroziler. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir arkadaşımız yayınladı bunu. Muharrem Varol. Bizim ailemizi anlatıyor. Sirozilerin kökenini, yapısını, tarihsel sürecini ve aristokrat geçmişlerini, Avrupa'daki aristokrasiyle, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki aristokrasiyi karşılaştırarak süreçlerini anlatıyor. Şecere'de biz görebildiğimiz yer şu. Siyavuş Paşa, yani onun ötesi bizim için de hala araştırma konusu. Tarihsel kaynaklarda çok kadim Balkanların ilk ailelerinden bir tanesi olduğumuz ama tam kökenimizin neresi olduğu, Gazi Evreos ya da Çandarlı ya da bir başka yapı olduğu net olmamakla beraber Siyavuş Paşa'da biz netleşiyoruz. Siyavuş Paşa 1. Ahmet'in torununa hanımefendinin ismini denem olmakla beraber Nadide Hanım da herhalde evlenerek Siyavuş Paşa esasında Osmanlı kan bağını da hanedanlık içerisinde girdirmiş oluyor. Safiye Hanım Sultan. Evet. Evet. 1. Ahmet ve Kösem Sultan'ın torunu Safiye Hanım Sultan'la evleniyor Siyavuş Paşa. Ve konumuzun esas kahramanı olan Senezleri Bey, Büyük İsmail Bey de bunların torunu. Tımar sistemi bozulmaya başladıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda ayan denilen zümreler patlamaya başlıyor. Bu nasıl bir yapı? Ayanlar yerel bölgesel yöneticiler ama toplumun içinden çıkıyor bunlar. Yani toplumun içerisindeki güç erkleri Osmanlı İmparatorluğu'nda toprak sistemi bozulmaya başladıktan sonra toprakları merkezileştirip ayan adı altında oranın yerel yöneticileri olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Bu süreç yaklaşık işte 1700'lü yılların ortalarından itibaren harekete başlıyor. Esasında burada şöyle kritik bir dönem var. Sanayileşme denilen bir evre var. Sanayileşme denilen evre toprak ekonomisinden artık çıkışı, sanayi ekonomisine doğru geçişi getiriyor. Ama Osmanlı İmparatorluğu sanayi ekonomisine geçiş evresini sağlıklı kavrayamıyor. Esasında içe geçmiş bir sürü konularımız var ama burada ne kadar anlatırız bilmiyorum. Yani Osmanlı İmparatorluğu bu sürecin içerisinde esasında göbekte ama ittifak dengelerini sağlıklı kuramadığı için bu sürecin dışında kalıyor. Şöyle ki bize mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun ata bindiği yallah bismillah Allahu ekber beyaz yeşil bayrakla orayı burayı fetheden yapı olarak vurgularlar ki öyle değil. Birinci Hüdavendigar çok kıymetlidir. Devlet sistemini dört millet sistemi üzerine kuruyor. Bunlar Yahudiler, Ortodokslar, Ermeniler ve Müslümanlar. Fatih Sultan Mehmet'e kadar Müslüman yapı daha çok Türk mezhebi ya da dini denilen Bektaşilik üzerine kuruluyor. Ki Fatih Sultan Mehmet'ten sonra bu hikaye değişmeye başlıyor. Fatih Sultan Mehmet bana göre tarihte 2-3 tane gelmiş geçmiş en büyük liderden bir tanesi. Yani Fatih Sultan inanılmaz bir dahi. Yani o bambaşka bir yapıdaydı. Bana göre de suikaste uğradı. Bu hastalığı hikayeydi. Aşağı indi Roma'ya gidiyordu. Ve bir suikaste uğrayarak Roma sürecine İran'a da Roma mı İran mı derler ama Roma evet biraz kilolu hastalığı da var ama yani kendisine ve zihnine ve tüm dünyaya neredeyse hakim olacak bir insanın bir anda bu hastalığın atının sırtında ölmesi bana abaysi iştikal geliyor işin aslı. Bu hikayeler de derin ama buralara girmeyeceğim. Fatih Sultan Mehmet dört yapıyı kurumsallaştırıyor ve imparatorluk haline getiriyor. Sinagogları, dağınık sinagogları topluyor. İstanbul'daki merkezde sinagogları dünyanın merkezi haline getiriyor. Yani dünyadaki bütün Yahudilerin merkezine İstanbul'daki sinagog olarak belirliyor ve dünyadaki Yahudilerin merkezi sinagog yeri İstanbul'dur.
Dağılmış Ermeni iki tane kilisesi var. Biri aşağıda İran'da, bir tanesi İstanbul. Bunları topluyor, bunları gidiyor. Bizzat İran'a gidiyor, bunlarla görüşüyor. Ve İstanbul'da Ermeni kilisesini merkezi kilise olarak kuruyor. Dönüyor, Ortodoksları kilisesini de İstanbul'da yine merkezileştirerek bütün Ortodoksların merkezi haline getiriyor. Yani esasında Osmanlı İmparatorluğu dört millet sistemi üzerine kuruldu. Ve bunlar ilk dönemlerinde kendi okullarını kurma. Ama bugünkü gibi modern anlamda milli okullar düşünmeyin. Din temelli okullar o dönemde. Bugünkü dönemde algılayamayacağımız kadar bir demokratik bir hikaye var esasında işin içerisinde. Kendi vergilerini topluyorlar. Kendi ibadetlerini kendi Roma'yı almış olsaydı bugün liberalizm hikayesi bu şekilde doğmayacaktı. Bambaşka bir dünyada, bambaşka bir şekilde Türklerin adaleti, Osmanlı'nın belki de kangren haline gelmeyecek hikayelerin ötesinde Türklerin adaletiyle yeni bir dünya kurulabilecekti. Ama tarih böyle bir şey. Yani o oldu ve bugün buradayız. Osmanlı İmparatorluğu'nda ekonomik sistem, tımar sistemi değişmeye başladı. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü Yahudiler 2. Mahmud'a kadar para basma hakkına sahip olan zümredir. Yani Osmanlı İmparatorluğu içerisinde ticareti ve ekonomiyi arka planda yöneten yapılar zaten Musevilerdir. Ve bu yapı içerisinde de çok güçlü bir diğer paydaşlarla, mesela Yeniçeri ağalarıyla, Yeniçerilerle, Yeniçeri yöneticilerle iç içe geçmiş bir yapıları vardır. Yeniçeri isyanların arka planında başka siyasi hikayeler vardır. Buralarda çok derin mevzular, buralara da girmiyorum. Ekonomist 1700'lü yıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu sanayileşme evresinin dışına kalmasıyla beraber ekonomik sistem toprak ekonomisinden sanayi ekonomisine kaydı. Sanayi toprak ekonomisi de feodalizmde böylece çatırdamaya başladı. Çatırdamaya başladıktan sonra, yani ekonomi döngüsünü yitirmeye başladıktan sonra tımar sistemi bozulmaya başladı. Çünkü bir feodal sistem üzerine, daha doğrusu toprak ekonomisi üzerine kurulu bir yapıdan bahsediyoruz. Sistem değişmeye başladıktan sonra ekonomi de çatırdamaya başladı. Ama bir yerde çatırdamadı. Rumeli'de çatırdamadı. Bakın burası çok önemli. Bize bunları anlatmıyorlar. Bize diyorlar ki kapitalizm 1850'li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlı devlet eliyle oluştu. Değil. Osmanlı İmparatorluğu'nda kapitalizm, liberalizm, sanayileşme 1700'lü 50'li yıllardan itibaren Türk Ayan aileleriyle başladı. Bunlar gittiler. Dedemden hemen buraya giriyorum. Seres Ayan'ın büyük İsmail Bey. Ayan'ın Ayan'dır kendisi. Ayan'ın Ayan şeyini söyler. Devlet verir bu unvanı. Ayanların Ayan'ı demek. Ayanların en kıymetlisi ve en şereflisi. Osmanlı İmparatorluğu'nun dedeme verdiği unvan. Bütün Ayanları temsil eder. Ayanlar adına hareket eder. Ki İkinci Mahmut'la senedi ittifakı imzaladığında 62 tane nahiyenin idaresi, yani 62 tane ayan bölgesinin idaresine verilmişti. Büyük İsmail Bey, toprak ekonomisi bozulunca, tımar sistemi bozulunca topraklar ekilmiyor. Altın vaziyette. Ekonomi çürümüş. Yeni bir sistem kuruluyor. Kimse bunu algılayamıyor. Merkezi iktidar bozulmuş. Sistem tamamen deformasyon süreci içerisine girmiş. Merkezler artık bölgelere hakim olamıyor. Ekonomik sistemini yürütemiyor. Askerlerin döngü oluşuyor ama kavranamıyor bu tam olarak. İsmail Bey ve bunun gibi ayanlar, ama başta İsmail Bey, bu bölgelerde altın toprağı topluyor. Bunların çoğu artık atıl hale gelmiş ve tarım yapılamaz hale gelmiş. Bunların hepsini ehlileştiriyor. Köleleşmeye başlayan işte gibi bölgeler var. Onların hepsini silah ediyor. Ve şey diyor, burada diyor ne ekilir, ne yapılır diyor. Dönemi çeliği. Yani bugünün bilişim anlamında ya da yapay zekası. Yani sanayinin ilk evresinde çıkan durum pamuk. Pamuk ekilir buralara diyor. Yaklaşık 150'ye yakın, 148 tane, her biri beşer gün dönüm olmak üzere 148 tane çiftlik kuruyor. Bu çiftliklerin içerisine Avusturya'dan sanayi makineleri getirtiyor. Ve Duşes'ten sonra, yani Sırp Kralı'ndan sonra Seres tarihindeki en büyük ekonomik kalkınmayı, Osmanlı ekonomik anlamda daralmaya başladığı 1750'li yıllardan itibaren başlıyor. Osmanlı ekonomik içerisinde, ekonomik kavramın içerisinde kavranılmış ama burada Avrupa'nın sırtlarında, Balkanlarda
bunu kavrayan ve bunu ekonomik anlamda döngüye dönüştüren bir sistem ortaya çıkmış ve ciddi şekilde Avrupa'dan finans bölgeye akıyor ve ekonomik anlamda buralar inanılmaz şekilde kalkınmaya başlıyor. Tarihte şu geçer, Sırp Kralı'nın ardından ikinci kalkınma hamlesi Serez'de 1750'den 1800'lerin tabii bu süreçte şunu da vurgulamak lazım. Yani bizi Avrupalı derebeylerinden ayıran ya da Avrupalı aristokratlardan ayıran belli temel kavramlar var. Şimdi bu adamlar ticaret yapıyorlar. Toprağı ekiyorlar. Asker besliyorlar. Yani Büyük İsmail Bey'in 30 bin kişilik ordusu var. Sırp isyanlarını, Yunan isyanlarını bastıran bu bölgedeki Büyük İsmail Bey. Yani ordularıyla o bölgeleri ilk akınları yapan, onları bastıran. Buralar çok önemli, kritik. Çünkü Balkanların hikayesini yeniden ortaya atmanız lazım. Yani niye kaybettik Balkanları? Bizim topraklarımız, bizim hayatımız, bizim yaşantımız. Orada herhangi bir demografik, nüfusun demografik yapısı ya da sosyolojik anlamda bizi oradan itecek bir gerçeklik yoktu. Sadece savaş koşullarında giren ordu o bölgeyi istiklalleştirmiştir ve almıştır mantığı hala hakimdir. O zaman da tabii ki hakimdir. Ekonomik anlamda böyle bir yapısı var. Toprağı ekiyor. Bu anlamda Osmanlı'nın vergisini topluyor. Bürokrasiye hakim. Böyle bir kendine özgün bir yapıya hüviyete sahip bu bölgedeki ayanlar. Tabii bu bölgedeki ayanlar da kendi içerisinde farklılıklar arz ediyor. Mesela Tepedelen'in Ali Paşa. Tepedelen'in Ali Paşa'nın ordusu 50 bin kişiye kadar yaklaşıyor. Artık bu tamamen özelleşmiş Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopma evresi içerisine girmiş. Fransızlarla, Ruslarla, İngilizlerle oturup anlaşmalar yapan ve artık kendi özelliğini ilan edecek noktaya gelmiş bir yol. Bizim de husum içerisinde olduğumuz bir kişi. Daha sonra akraba oluyoruz. Kız alıp verme noktası var. Tepedelenli Paşa'nın kız oğlu Ali Paşa'nın çocuklarından bir tanesi bizim. Çünkü ittifak dengeleri çok önemli. Ama iki tane çok güçlü aile var. Rumeli'de birisi Tepedelenli Ali Paşa, birisi Serezleri Bey, Büyük İsmail Bey. Ve bunlar birbirlerini sürekli işbirliyorlar. Ama ağırlıklı olarak Serezleri Bey, İsmail Bey'in etrafında ayanlar birikiyor. Ki Etine'de çıkan bir isyan var. Osmanlı İmparatorluğu'nda neredeyse o isyanla nihayetlenmek üzere dedem atlıyor ve gidiyor Edirne'ye. Diğer ayanları ikna ediyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nu da o ayanlarla anlaşma yapmasın. Daha sonra ikinci doğuracak sürecin ilk adımını atıyor ve oradaki ayanları sakinleştiriyor. Osmanlı'yı da gidiyor sakinleştiriyor ve orada sulh olmasını ve karışıklığı önlemiş oluyor sulh sağlayarak. Tepedelen dediğim gibi daha kırık evrede ve daha bağımsız yalısı bir şey. Ama Serez hanedanlığı her zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında yer alıyor. Bizim ailemizdir. Ve çok bu kritikleşme sürecinde ödeyemez hale geldiğinde borçların üzerine çiziyoruz. Yani Balkanlarda çıkan güçlü aileler Osmanlı İmparatorluğu'nun borç verecek ve onun borcunu silecek kadar kuvvetleniyor esasında. Daha sonra 3. Selim döneminde 3. Selim merkezileşme ve Avrupalaşma hareketi başlatıyor. Daha doğrusu ta şeye kadar gider esasında. Lale Devri'ne kadar gider. 3. Selim bunu kurumsallaştırma bağlamıyla hareket ediyor ama Üçüncü senin bunu merkezileştirme artık kurumsallaştırma daha doğrusu yoluna gidiyor ve ama bu süreç içerisinde diğer güç dengelerinin suikastine daha doğrusu ilk önce hale oluyor. Hal olduktan sonra bu bölgeden kaçan 3. Selim yanlıları yukarıya Rumeli'ye doğru gidiyorlar. Burada Alemdar Mustafa Paşa'nın yanına sığınıyorlar ve Alemdar Mustafa Paşa'dan yardım istiyor. Alemdar da batıcı ve aydınlanmacı bir karakter. Bunlarla beraber alıyor, ordusunu indiriyor aşağı. Tabii dedeme de söylüyor. Senezleri Bey, Büyük İsmail Bey'in. O da destek veriyor. Aşağı iniyorlar. Ve ama o sırada 3. Selim'in
sıcak elde cesetini buluyor. Kurtaramıyor. Bu arada ben ikinci mamuda yöneliyor. Tam onu öldüreceklerken kurtarıyor ikinci mamuda. İkinci mamuda onu sadrazam yapıyor. O da onu padişah yapıyor. Ve bu süreç de başlamış oluyor. Ama bu süreç başlarken başladıktan sonra da merkezileşme bağlamıyla hep şey yapmaya başlıyorlar. Ayanları merkeze çekip Osmanlı'yla sulh yapma ve birlikte hareket etme. Yok, çünkü sadece Rumeli'yi düşünmeyin. Osmanlı İmparatorluğu'nun her yeri küçük ayanlarla her bölgede, her kasabada fırlamış ve kendi başına müstakil hareket eden yapılara dönüşmüş. Esasında Osmanlı çok kritik bir evreden geçiyor. Yani o dönemde 2. Mahmud'a kadar çok kritik bir evreden geçiyor. Her taraf küçük aileler tarafından zapt edilmiş denilebilir esasında bir yanıyla. Ve bunlar ekonomik anlamda, siyasal anlamda kendi bölgelerinde güç dengesi oluşturmuşlar. Ama ikinci Mahmud buna hakim olmak istiyor. Ve senedi ittifak, alemlerin önderlerinde senedi ittifak imzalanmak istiyor. Diğer ayanlar bunu gelseler de imza atmıyorlar. Ama dört tane ayan buna imza atıyor. Bir tanesi de ayan olan ayan Büyük İsmail Bey. Her biri üçer beşer bin kişilik ordusuyla geliyor. İsmail Bey 12 bin kişilik ordusuyla geliyor. Seçme 12 bin kişilik ordusuyla geliyor. Ama İsmail Bey'in en yakınındaki adamlar aynı zamanda Mahmud'un da 2. Mahmud, Sadrazam 2. Padişah 2. Mahmud'un da etrafındaki adamlar. Avrupa'yla ticaret içerisinde İsmail Bey. Avrupa'daki yapıyı, dokuyu biliyor. Orada dostları var. Kendisi geldiğinde de İstanbul'a, payitahta ordularıyla beraber İstanbul'a yayılıyor. Bakıyor ki alemlerin zamanı yok. Yani 2. Mahmud'la o an sözleşmeyi imzalayacaklar ama bu ölü bir sözleşme. Yani mesela tarihte bu geçer. Hatta 1-2 bin kişilik bir ordu bırakıyor ve oradaki serkezdesine yani askeri komutanına. Burası yakında karışır. Bu hikaye böyle değil. Karışıklık olduğu an hemen Serez'e gelesin diye emri bırakıyor. Ve hakikaten bir ay sonra onun tarihinden karanlık olaylarının bir tanesi. Hanesi basılıyor, sarayı basıyor diye. Ama çatıdan en son artık Yeniçeriler aşağı inmek için çatıyı deldiklerinde dinamitlerle beraber yaklaşık 300-400 tane Yeniçeri'yi de öldürerek vefat ediyor. Daha sonra 2. Mahmud ayanlara hakim olmaya başlıyor ve ayanları ortadan kaldırmaya başlıyor. Kaldı tek ayanlardan bir tanesi Serezleri Bey, Büyük İsmail Bey. Çünkü biz her zaman Osmanlı'ya bağlı kalmışız. Yani ne olursa olsun arada hırlaşsak da bunlar derebey. Yani bunlar böyle kendi ekonomik yapıları var. Efendim vergiyi kendileri topluyor. Kentin bölgelerinde hakim oldukları yerlerde sarayları var. Sarayların içinde topları var. Kimseyi gidirmez bu bölgelere. Gemileri var. Savaş gemileri var. Yani bu adamlar bildiğiniz derebeyi oluşmuş. Derebeyi şeklinde oluşmuş yapılar. Ama 2. Mahmud şeye dokunmuyor, padişah 2. Mahmud. İsmail Bey'e dokunmuyor ve yaşamasını sağlıyor. İsmail Bey yine bir savaş sırasında, Osmanlı için yararlı bir savaş sırasında 1813'te atının sırtında savaşa giderken vefat ediyor. Ve oğlu Yusuf Mulis Paşa geçiyor. O da ayan unvanı alıyor. Ama bu hikaye biraz sıkıntılı döneme başlıyor. Şöyle, artık ayanlar ondan kaldırmaya başladığı için Yusuf Bey'i, Yusuf Paşa'yı bu öyle olunca bölgesine hakim olamıyor. Bu öreye gidiyor, oradaki yere hakim olamıyor. Ve bunların ekonomik anlamda daralmaları başlıyor. Şimdi size şunu söyleyeyim. Yusuf Mulis Paşa çok enteresan bir toprak. Selanik'te valilik de yapıyor. Ve daha 20-21 yaşlarında bu senedi ittifak imzalandığında o bölgedeki Selanik ve etrafındaki şairleri, düşünürleri, o dönem için entelektüelleri topluyor. Bunların hepsine maaş bağlıyor. Devlet adına, kendisi adına maaş bağlıyor. Düzenli aylıklara bağlıyor. Ve o bölgede Türk kültürünün, Türk dilinin gelişimine çok önemli katkılar sağlıyor. Selanikli Akif gibi isimlerin çıkmasında çok önemli bir yapıya sahip. Kendisi de bir şair. Önemli şairlerinden bir de şiir kitabı var. Ve Selanik'te geceler düzenliyor. Şair, yani bu adamlar sadece savaşmıyorlar. Bu adamlar sadece bürokrasiyi yönetmiyorlar. Özellikle bu yapılar. Selanik'te geceler düzenliyorlar. Düşünürleri, şairleri, yazarları bir araya getiriyorlar. Meclisler topluyorlar. Bu meclislerde konuşuyorlar, düşünüyorlar, alıyorlar, veriyorlar. O bölgenin, Türk o bölgede Türk dilinin gelişiminde bunlar çok ciddi şekilde katkı sunuyorlar. Bölgenizde.
buradan bakmak çok çok önemli. Yani sadece bir özellikle altını çizerek vurguluyorum. Asker ya da bürokrat olarak değil, o bölgenin Türkleşmesi, o bölgede Türk dilinin gelişmesi ve aydınlaşma sürecinde ki kendisi Senedi İttifak'tan sonra Tanzimat Fermanı, Senedi İttifak'ta babası yer alıyor. Tanzimat Fermanı sırasında da Yusuf Mürüz Paşa İstanbul'da Tanzimat Fermanı'nın hak ve kabulüyle ilgili bir metin yazıyor. Akşam padişaha sunuyor. Tanzimat Fermanı'nın metin yazarlarından bir tanesi olduğu da ifade edilmekte. Sürekli Osmanlı İmparatorluğu ve Türk tarihinin aydınlanma içerisinde aydınlanmacı karakteri bunlar. Yani Rumeli, bu köklü Rumeli aileleri Osmanlı İmparatorluğu sürekli yenileşme sürecinin içerisinde aktörler. Ama ayan sürecini artık padişahlar bitirmeye başladıktan sonra bunlar da daralıyor. Sıkıntıya düşüyor. Almaya başlıyorlar. Savaşlarda bunları çok daha hor görülüyorlar. Ortada buraya sürülüyorlar. Bir savaşta da Varna Savaşı'nda 1827 de yanlış hatırlamıyorsam Varna Savaşı'nda Ruslara esir düşüyor ve oradaki bizim hikayemizde çok ciddi sekteye uğramaya başlıyor Rumeli bölgesinde. Şimdi buraya kadar bir vurgu bir boşluk bırakmak istiyorum bu anlattıklarıma kadar. Osmanlı İmparatorluğu'nda merkezileşme süreciyle beraber Rumeli'de hakim olan yüzlerce yıllık geçmişe sahip Türk kökenli çok güçlü aileler yok ediliyor. Burası çok önemli. Bu aileler kendi bölgelerinde hem ekonomiye, hem siyasete, hem politikaya, hem de diğer olayı yaşayan gayrimüslim zümreye hakimler. Sizler bunları yok ettikten sonra, yani padişah bunları yok ettikten sonra burada bir boşluk dolmaya başlıyor. Merkezi iktidar bu boşluğu kendi bürokratlarıyla, merkezden gönderdiği bürokratlarla doldurmaya çalışıyor. Ama merkezden giden bürokratlar bölgeyi tanımıyor, halkı tanımıyor, insanları tanımıyor ve sürekli değişiyor. 3 yılda bir, 5 yılda bir değişiyor. Sistemlerin büyük bir çoğunluğu rüşvet yiyor, halkı eziyor. Halk, yani şimdi hanımefendiyle ben tanışıklığım, yüzlerce geçmişiz. Bana akşam geldiğinde ben ona ne diyebilirim ki boynu kıldan ince olur. Çünkü biz artık iç içe geçmiş bir toplumuz. Ama dışarıdan biri geldiğinde ve sadece cebini düşündüğünde ve onu tanımadığında buna zulüm etmeye başlıyor. Yani sistem orada bozulmaya başlıyor. Sistem orada bozulmaya başladığında dönemin de ruhu, milliyetçilik, o bölgedeki Yunan, Sırp, Makedon gibi yapıları o bölgedeki oluşan boşlukları doldurmaya başlıyorlar. Yani ayağın ailelerini, Türk aristokrat ailelerini oradan yok etmeleri esasında oluşan boşlukları mantar gibi başka güçlerin doldurmasına sebebiyet veriyor. Osmanlı İmparatorluğu esasında uzun vadede kendi kökündeki bir çöp çakmış oluyor. Çünkü artık burada hakimiyet olan bir yapı yok. Hakimiyet kuran bir sistem yok. Merkezi iktidardan gönderilen yöneticiler çürümüşlük içerisinde ve rüşvetle çalışıyor. Halkı anlamıyor. Halkın derdi farklı, algısı farklı. Sen yüzlerce yıl, 500 yıl onlarla iç içe yaşamış. Artık onlar olmuş. Artık onların saygısı ve iç içe olmuş bir yapı ortadan kaldırdığında Bulgarlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yunanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Çok kusura bakmayın %3 nüfusların olduğu yerde %60 ile %70 ile dizi silah zoruyla yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Selanik kapılarına Yunanlılar geldiğinde yukarıdan Sırplar, aşağıdan Bulgarlar Selezi yakarak geliyor. Selezi'nin yakılma fotoğrafını gösterebilir miyiz? Bir önceydi sanırım. Tamam. Bir öncekiydi. Bir saniye. Selez Bulgarlar geldiğinde bu fotoğraf. Bulgarlar geldiğinde bizim 500 yılda göz nuru gibi işleye işleye açığa çıkarttığımız bir mekan tarihten bahsediyorlar. İşte nedir? Soykırım, soykırım. Arkadaşlar, bu dünyada bir soykırım yapıldıysa bu Balkanlarda Türklere karşı yapılmıştır. Dünyada gerçek, hakiki soykırım bize karşı yapılmıştır. Soykırımın ötesinde dünyada gelmiş geçmiş görebilecek en büyük vandalizm, yani insanlık, medeniyet ve doğa ve kültür karşıtı en büyük yıkım Balkanlarda Türklere karşı yapılmıştır. Bu bölgelerde sadece Sere değil, 500 yıl boyunca, 600 yıl boyunca ortaya çıkarılan medeniyet,
50-60 yıl boyunca yakılarak, yıkılarak ortadan kaldırılmıştır. Bunun tarihte bir örneği yoktur. Burada yüz binlerce insan öldürülmüştür. Yüz binlerce insan yerinden, yurdundan edilmiştir. Bu bizim hali hazırda kanayan yaramızdır. Bu yara kapanmaz. Bizim bu yaramız hiçbir zaman kapanmayacak. Bu yaramız akmaya her zaman devam edecek. Bu bağlamda bu vurguyu özel yaptım. O bölgeden bizim çekilmemiz, ayan ailelerin ortadan kaldırılması, oradaki boşluğu başkaları tarafından doldurulması ve yani Osmanlı orduları yok muydu Balkan Savaşı'nda? Vardı. Güçlü müydü? Çoğu yerde karşı taraftan daha güçlüydü. Açlıktan savaşamadılar. Arkalarımız yiyecek dolu. Yani Kuvayi çok kuvvetli. Ama üstlük imkanımız yok. Zayıf. Yani bunu buraya alıp götürecek sistematik yapımız çökmüş. Levazım yok. Ordu alaylılar, bilmem neciler, ilericiler, gericiler içinde parçalanmış. Terakki denilen bir yapı çıkmış. Sistemi tam olarak kavrayamamış. Genç subaylar gibi. Ali subaylar. Yani bir tanesi de dedem yani. Biraz sonra alacağım. Dedem. Ama toylar. Yani çok toylar. Koca bir imparatorluğu ve imparatorluğun aklını yürütebilecek kabiliyette sahip değiller. Çok derin değiller. Çok bilgi birikimine sahip değiller. Sadece alelacele ters giden şeyler var. Onları değiştirmek istiyorlar. Balkanların yıkımı bizim açımızdan tarihimizin kara sayfasıdır. Bana göre Balkanlar Türk Cumhuriyeti'nin ana vatanıdır. Ana vatanımız bizim Balkanlardır. Bizler Balkanlardan ana vatanımızın üstündük. Ve her zaman da ana vatan özlemiyle kalbimizi atacak. Yani bizler yaşadığımız sürece, çocuklarımız yaşadığı sürece bizim kalbimiz her zaman ana vatanımız için atacak. Bu hikayeyi burada neticelendirmek istiyorum. Çünkü biraz da dedemden bahsedeceğim. Kitabımın ana konusu dedemden bahsedeceğim. Ama bu buraları vurgulamak istedim. Yani çünkü biz buradan geliyoruz. Bizim kökenimiz bu. Yapımız bu. Dokumuz bu. Getirdiğimiz yer burası. Ve bundan sonra da bu izde, bu ışıkta devam etme niyeti içerisindeyiz. Devam edelim mi rica edeyim? Tamam. Teker teker gidelim. Bazı fotoğrafları göstermek ihtiyacı duyabiliriz. Peki. Pardon. Bu bir önceye gidelim lütfen. Bizim hala hazırda ayakta duran, Serez'de şu anda ayakta duruyor bu. Serez'de bir Büyük İsmail Bey'in kabristanının kalan ön kısmı bu. Buradaki de öndeki de Yusuf Mulis Paşa Çeşmesi. Bu hala hazırda ayakta duruyor şu anda Serez'de. Arkasında da Gidik Ahmet Paşa Camisi var. Bunun gibi 3-4 tane cami biraz gidip işler acısında şu anda restorasyonu bekler vaziyette duruyor. Serez tam olarak nerede? Serez Yunanistan'ın Selanik'in kuzeyinde. 1 saat 20 dakika mesafede kuzeyinde. Şu arkadan gösterebiliriz arkadaşlar. Serez burası. Selanik şu, Kavala da burası. Drama da şurası. Bizim derneğimizin üyeleri 2 yıl öncesine kadar her yıl biz ata memleketlerine gezilere gideriz. Serez'de biz duraklarımızdan bir tanesidir. İnşallah yeniden o yollara düşeriz. 3 günlük, 5 günlük gezilerde birlikte olmak dileğiyle. İnşallah bundan sonra dedemizin kabristanını da ziyaret edersiniz. Elbette, elbette. Yani onu görmemiştik. Sizin bilgilerinizle orayı gezdiğimizde mutlaka göreceğiz. Evet, Yedik Ahmet Paşa Camii'nin muhteşem eserler bunlar. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ana vatanımız dediğim gibi mübadiller olarak böyle bakıyorsunuz herhalde. Hayır. Mübadiller olarak değil. Ama... Bizim sonradan zoraki ana vatanımız Anadolu'dur. Ben çok açık net konuşayım. Elimizde toprak kalmayınca buraya sıkıştık. Şu soru yanıt kısmını isterseniz daha sonra yapalım. Not edelim aklımızdakileri. Daha güzel. Evet. Gedik Ahmet Paşa Camii, kabristanın arkasında çok kıymetli eserler. Fotoğrafların açılmasında bir sorun var. Evet. Bu bizim Osmanlı döneminden kalma tren garımız. Ama fotoğrafımız açılmıyor ya. Şu Bedesten mi? Bedesten hala ayakta. Burası burası müze, görmüştük burayı. Evet. Bu Bedesten'de biraz durayım. Biliyorsunuz Şeyh Bedrettin de önünde asıldı Bedesten. Önünde asıldı ve 1927'ye kadar bir şekilde orada kaldı. Ondan sonra Serez'in önemli simgelerinden bir tanesidir. Nazım Hikmet'in anlattığı gibi falan bir hikaye değildir.
O da Fetret döneminin hikayelerinden bir tanesidir. Ama bir hikayeyi başlatıyor, yazıyor ve o hikaye başka bir hikayeye dönüşüyor. Evet, ama yani dün Selanik Konsolosluğu yetkililerimiz oradaki Osmanlı eserlerini yerel yönetimin yani Serez'in belediye başkanı ve yetkililerle başkan yardımcılarla ziyaret ettiler. Galiba onları da iki tanesini daha restorasyon programına almışlar. Dün Facebook'ta paylaştı konsolosluğumuz. Devam edelim bunları. Evet, camilerimizden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Paşa mıydı bu? Camilerimizden bir tanesi durumu bu. Artık neredeyse yıkılma evresine gelmiş. Bu senedeki kültür varlıklarımızdan. Bu şahsiyet bize bu mirası bırakan Mehmet Esat Serezlik'i cilt. Oraya geleceğim. Orada duralım. Buraya geleceğim. Metin Serezli'nin babasıdır. Tiyatrocu Metin Serezli'yi biliyoruz. Kuzenimdir kendisi. Büyük kuzenimdir yani. Müftüzadeler ailesindendir. Ki öyle ki yani bunlar öyle bir yapı kurmuşlar ki zamanında sadece işte askeri, siyasi, ekonomik, bürokratik anlamda değil yani entelektüel anlamda. Dini yapı da bunlara ait. Yani müftülerin tümü bizim ailemizden çıkmış. Kuşak kuşak. Son temsilcisi Mehmet Esat Serezli'dir. Mehmet Esat Serezli'nin, ya tüylerim şimdi diken diken oluyor, en büyük yaptığı hizmetlerden bir tanesi, iki tane çok büyük hizmeti vardır. Bir tanesi Serez Kütüphanesi'ni kaçırabilmiştir işgal sırasında. Çok büyük bir hizmettir. 2000 tane el yazması bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde bizi beklemekte, öyle durmak. Yani çok kıymetli yani, böyle bir kıymet yok. Bir tanesi de bu kitapları derlediler. Bu kitapların altını doldurmuş oturup yazması, yani o, biz bu kitaplardan, ben kitabıma da kaynakça oluşturdum, Serez'deki kültürel hayatı olduğu gibi görebiliyoruz. Şey, hem nüfusun demografik yapısıyla, hem günlük yaşantı içerisindeki insanlarla, hem mekanlarla Serez olduğu gibi bize aktarmış çok kıymetli iki tane eser. Bizim yani bu şey Osmanlı tarihçisinden de çok nadide eserler, çok nadide örnekler. Bizim için çok kıymetlidir kuzenimiz Mehmet Esat Serezli. Onu anmadan geçmeyin. Devam edelim. Rica ediyorum. Değerci Mehmet Ali Kurçer'e gelelim. Değerci Mehmet Ali Kurçer 1905 yılında babasını Mehmet Mustafa Ağa'yı yitirir. Mustafa Ağa vefat ettikten sonra orada artık onlar da çiftliklerini çiftlik idare ediyorlar. O bölgede ekonomik anlamda yine güçlü bir yapıdalar. Eski şaşaları yok ama yine güçlü bir yapıdalar. Vefat eder. Daha sonra Hamdi Paşa vefat sırasında gelir. Hamdi Paşa kimdir? Bize tarih bize anlatmazlar. Osmanlı'nın son zaferi Taselya Savaşı'dır. Taselya Savaşı'nı bilen var mıdır? Var var. Orta Yunanistan'da. Evet. Taselya Savaşı Osmanlı'nın son zaferidir ve başındaki taştır. Onu da siyasi anlamda beceremediler. Çünkü artık idare çok zayıflamıştı. Avrupalı devletlerin her şeyin sözünde, yani sahada kazandıkları zaferi daha sonra masada bir yıl sonra geri verdiler. Bu savaşın kahramanlarından bir tanesi Hamdi Paşa'dır. Hamdi Paşa Trabzon Redut kumandanıdır. Yani kor generalidir. 12 bin kişilik ordusuyla Tasel 22 bin kişilik Yunan ordusunu darmadağın edip aşağıya Allah Bismillah deyip Yeni Vardar'a doğru, ya yanlış hatırlamıyorsam, giren ve savaşın kazanılması ana kişilerden gelen bir tanesidir. Osmanlı'da savaş kazanmış döneminde Ender generallerden bir tanesidir. Çok kıymetlidir. Yine bu 1900'lerin başında da Ermeni suikasti ne uğruyor. Bacağından sakatlanıyor Hamdi Paşa. Hamdi Paşa'nın yanına okumaya gidiyor. 1905 ile 1907 yılları arasında Rüşdiye'de askeri ortaokulda orada okuyor. Daha sonra Hamdi Paşa ilginç bir suikastle yaşamını yitiriyor. Kitapta bunların hepsi var. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. Ondan sonra geri Balkanlara kardeş Emin'in yanına okumaya gidiyor. Balkanlardaki eğitim sürecini tamamlıyor. İşte aşamalar var. Onların hepsi kitapta var. Buraları da hızlı geçiyorum. 31 Mart dönemi geldiğinde trenlerin üzerine raylarına yatarak kendi ifadeleri dedim. Treni durdurup 31 Mart isyanına katılıyor. Çavuş askerleriyle beraber. Hareket ordusuna katılıyor. Hareket ordusuyla İstanbul'a giriyor. İstanbul'da işte Sultan Abdülhamid'in devrilmesine sebebiyet veriyor.
bu süreçten itibaren de askeri okulu şeyde tamamlıyor. İstanbul'da tamamlayıp orada şey oluyor, işte teğmen oluyor. Teğmen olduktan sonra Ustaki isyanı bastırmaya gidiyor. Dedelerinden alınan mirasa devam ediyor. Ondan sonra Yunanistan'a, bugünkü Yunanistan, Selanik'e gidiyor. Orada avcı taburlarında yine şeyler eşkıya peşinde koşturuyor. Şey görmeye başlıyor. Bu 1910'ların başı. Mecbualarda, takvide okuyor, yazan ve Hamdi Paşa'da çok etkisi var onun okular yazmasında. Mecbualarda teyyare görüyor. Çok ilgincine gidiyor teyyare. Ya bir bu nasıl falan, bunu alayım falan, yapayım buna gireyim falan diyor ama Osmanlı'da teyyare yok. Allah. Ona bu mecbaları getirip takip etmeye başlıyor teyyareyi. Daha 1900'lerin başı, 1910'ların başı daha doğrusu. Karargahta kağıt yapıyor. Kağıtların ucuna Osmanlı bayrağı çiziyor, uçuruyor. Bu ne diyorlar? Ya subay bu yani, düşünün. Diyor ki bu diyor, teyyare diyor, yakında Osmanlı'ya gelecek falan diyen bir adamdan bahsediyoruz. Daha sonra işte birinci kısım gidiyor, gerçekten başlıyor. İkinci kısım gidiyor. Üçüncü kısımda kendisi de İngiltere'de Bristol'da, devam edelim lütfen. Eğitime başlıyor. Bristol Hava Okulu'nda eğitime başlıyor. Burada duralım. Bristol Hava Okulu'nda eğitime başladığı eğitim sırasında Balkan Savaşları patlak veriyor. Balkan Savaşları patlak verince eğitim yarım kalıyor ve dönüyor şeye. Paytahta geliyor ve İstanbul'a o zaman Yeşilköy Hava Okulu var. Oraya gidiyorlar. Oradan işte savaşa gidiyor. Savaşta Balkanlarda hizmet yaşıyor. Teyyareyi bile kaldıramıyorlar. Geri geliyorlar. Sonra Çatalca önlerinde rasit olarak uçuyor ve Çatalca Savaşı'nın da kazanılmasında teyyarecilerin büyük etkisi var. Çünkü rasit çok önemli bir dönem. Bir yeni hikaye. Yani nereye gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Bize mesela hep kara ve hava savaşları anlatılır. Çanakkale'de özellikle bahsedeceğim. Ama bizim bir havacılık tarihimiz var ki daha yani sizlere çok görev düşüyor. Ya ölü toprak. Yani bunu canlandırmamız gerekiyor. Bu adamların çok büyük kıymetleri var. Mesela Vecihi Kuş ünlenmişler bizde. Ama beşler yani Vecihi Kuş tabii çok saygı duyduğumuz. Dedemin de çok yakın arkadaşı. Adana'da da emekli olduktan sonra bizde yaklaşık 8 ay kalıyor. Ve 8 ayda hikayeleri var. Oraya da geleceğim. Ama yani Vecihi Kuş'tan önce bu ülkede Fazıllar var. Fethiler var. Nuriler var. Mehmet Ali'ler var. Nuriler var. Yani bunların her biri 10'ar tane, abartmıyorum, Vecihi Kuş eder. Her biri 10'ar tane Vecihi Kuş eder. Bunlar çok kıymetli insanlar. Ama Vecihi Kuş'un ailesi çok kıymetliydi. Kızları çok kıymetliydi ve ayakta tuttu ve diri tuttu. Ve Asubay tayfası da çok kuvvetliydi arka planda. Onlar da destek verdiler. Bir Vecihi Kuş hikayesi doğdu çıktı. Çok da saygı duyuyoruz. Sivil havacılık tarihimizin çok büyük katkısı var. Kutlu Savaşı'nda da çok büyük emeği var. Ama bizim 5-6 tane pilotumuz var ki Osmanlı İmparatorluğu'nun hava filosunu kuran. Bunlar çok kıymetliler ve bizim ana kaygılarımız bu insanları yeniden hayata kazandırmak, bellekleri yeniden canlandırmak belleklerde. Ahmet Bey'e bir havacılık şeyi yaptıracağız burada. Söz alıyoruz ondan. Osmanlı ya da Türkiye'de tayyareciliğin başlangıcından bir küçük seminer yapacak burada. Çok kıymetli. Sanırım ben haricen bildiğim kadarıyla ilk kez 1911'de Libya'da tayyare kullanılıyor ve o zaman uyanıyorlar Almanya'dan uçak isteyelim diye falan uçak bulalım, tayyare bulalım biz de savaşalım diye. Neyse onları Ahmet Bey'den alacağız o bilgileri. Evet. Kıymetli bir hazine elinizle falan burada yaşıyor. Evet, harika. Balkan Savaşı'na katıldıktan sonra, bittikten sonra Balkan Savaşı, arada bir dönem oluşuyor. Bu dönem esasında bu dönemde bir savaş psikolojisi var, savaşlar var, her an savaş patlayabilir. O dönemde hiç kimse huzurlu değil. Yani çünkü ellerinden topraklarını gelmiş almışsınız birçok bölgede ve herkes huzursuz, geri almak derdinde yani. Ben bile bugün gidip geri almak derdindeyim yani, aradan 100 yıl geçmiş. O adamları düşünün yani, kendi topraklarını almışsınız. Herkes Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanıyor. Bu arada da Birinci Dünya Savaşı dönemi içerisinde de askeri problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de Değerci Mehmet Bey'in Bursa'ya inişi. Bu fotoğraflar gerçekten tarihi fotoğraflar. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Askeri propaganda, yani o dönemde resmi tarih kayıtlarında kafasına bozuldu, aldı uçağı kaçırdı götürdü gözüküyor ama öyle bir hikaye. Askeri propaganda denilen bir hikaye var. Yani arkada iki tane güç var Osmanlı'da, görünür anlamda. Bir İttihat Terakkiciler. Bir de padişah yanlıları mı diyelim, Cumhuriyet ve İtilafçılar mı diyelim, iki taraf var ve bunlar sürekli birbirlerine şey yapıyorlar, çatışkı içerisindeler.
Teyhan Hacı Mehmet Ali Bey de çok genç yaşta bir İttihat Terakkici, gözü pek İttihat Terakkici, vatan sevdalısı, arkadaşları arasındaki lakabı Korkusuz beyefendinin. Yani bir şeyden korkmuyor. Bu benim lafım değil. Çok kesinleşiyor. Bir şeyden korkmuyor. Bir kafaya koyduğu şeyi yapıyor. Falan böyle bir mizacı sahip. Bursa'ya kitapta bunun detayları da var. Propaganda amaçlı iniyor. İndikten sonra geri geliyor. 3 günde hapis cezası alıyor. Niye böyle bir fevri hareket yaptım diye. Daha sonra Şark vilayetlerinin tekrar 1914'ün başları falan, 1913-1914'ün başları, Şark vilayetlerinin aynı Balkanlardaki gibi, bizim Balkanlar kaybedişimizdeki ana sebeplerden bir tanesi olur. Yabancı jandarmanın gelip orada onların lojistiğini, aklını, fikrini, her şeyi, yani adam sadece jandarmasını göndermiyor. Ajanını gönderiyor, altyapısını gönderiyor, fikriyatını gönderiyor, entelektüelini gönderiyor, yazarını gönderiyor, çizerini gönderiyor, her şeyini gönderiyor. Onların bütün altyapısını hazırlıyor ve sizin karşınızda kocaman düşmanlar olarak çıkmasını sağlıyor. Bu 1914'te şey içinde, Doğu'daki Şark vilayetleri içinde başlıyor ve büyük olay oluyor bu. Yani diyor ki Balkanları kaybetti, Doğu'yu da kaybedeceğiz, yine geliyorlar falan filan vesaire. Dedeme de görev düşüyor. Enver Paşa da sürekli şikayet halinde. Yani diyor ki ben bu yani iktidara gelmişim. İktidarı korumak durumunda. Avrupalı devletler baskı yapıyor. İngiltere baskı yapıyor. Bunu mecburen imzalamak durumunda kalıyor ama kat'i suretinde bu sürecin içerisinden çıkmak durumunda. Diyor ki ben bu işin içerisinden çıkarım ama ilk önce hükümeti kurtaralım. İnsanların ağzındaki sakızı alalım. Buraya diyor bir şey indirelim. Teyyare indirelim diyor Beyazıt Meydanı'nda. Beyazıt Meydanı'ndaki teyyare indirelim. Burada vardır herhalde. Var mıdır? Vardır diye. Sırada bakalım. Bende aslında bende var bir tane. Onu bulabilirsem. Burada vardır. Devam ederseniz. Tamam, peki. Devam ediyoruz. Bu İngiltere bir sürü hava okulunda İngiliz eğitimciler ve Türk teyareciler. Hamdi Paşa o. Bir önceye gelelim lütfen. Şu. Bir önce. Hamdi Paşa bu. Vefat eden amcamız. Devam edelim. Bu yine geleceğim buraya. Bulgaristan'dan uçak kaçırdı. Yanlış yapamayacağım. Bunu da kezdim. Devam edelim. Bu bir portresi. Devam edelim. Bu Selanik Belediye Reisi Akil Bey. Bunu geçtik. Bu bizim hanedanlık sınırlarımızın geldiği yer. Oraya geçtik. Kitap bu kadar. Şu fotoğraf. Soldaki fotoğraf. Şu mudur? Evet, soldaki fotoğraf. Beyazıt Meydanı'na indiği fotoğraf. Enver Paşa diyor ki buraya yaverine buraya bir teyare indirebilir miyiz diyor. Yok canım diyor. İngilizler, Almanlar, Fransızlar bile buraya inemez diyor. Yani çok zor diyor buraya teyare indirmek. Çok riskli diyor. Bir de bir önce de dedemin Bursa'ya inişiyle ilgili Kahire Seferi var. Kahire Seferi'ni daha önce Fransızlar yapıyor. Bizimkiler de feyiz alıyor. Nasıl yaparız ederiz diye. Dedemin de şeyiyle Bursa'ya inişiyle iyice o feyizi arttırıyor ve devam ediyorlar. Kahire Seferi oluyor. Kahire Seferi'nde çok iki tane Fethi ile Nuri teyyarecilerimizi kaybediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun iki kıymetli teyyarecisi. İkisi de çok kıymetli. Fethi Bey çapçı olarak gönderiliyor İngiltere bir üstlerde. O kadar yetenekli ki adamı pilot yapıyorlar. Yani gerçekten çok kıymetli insanlar. O dönemin insanları çok kendine özgün insanlar. Yani dedem gibi dil bilen falan bir adam yani. Çok ikinci Abdülhamid'in yani bugün mesela hep derler Türkiye Cumhuriyeti kökü dedi. Bana göre ikinci Abdülhamid'dir. Niye ikinci Abdülhamid'dir? Türkiye Cumhuriyeti'nin modern altyapısını kuran kişi ikinci Abdülhamid'dir. Bütün eğitim kurumları, sistem altyapısı da dahil olmak üzere. Yani bu çok kritik bir şeydir. Bunlar da ikinci Abdülhamid'in ona karşı olmalarına rağmen, onu isyanla indirmelerine rağmen onların kuşağı yani. Onların yetiştirdiği insanlar. Beyazıt Meydanı'na iner misin diyorlar dedeme. Bu fotoğraf galiba evet, değil evet. mi? Diyor ki inerim diyor. Ya vatan için gözü kara. Yapar mı? Yapar. Gerçekten de saat 6 akşam sularında teyyareyi kaldırıyor. Yine okul müdürü diyor ki nereye gidiyorsun diyor, ne yapıyorsun diyor, ben diyor, buraya ineceğim. Deli misin diyor, inemezsin diyor, teller meller, ben inerim diyor. Kaldırıyor teyyareyi, bir tur atıyor, hakikaten inecek gibi yer yok yani. Delik arıyor, yine deli arıyor diyor, nereden girelim falan filan. Mesela uyuyor, birinci iniş yapıyor, sorti denilen kavram bugün, ona bakıyor, yok. İkinci de indiriyor. Bu arada İstanbul'un o bölgedeki akşam altı tam
halkın en yoğun olduğu dönem özellikle seçiliyor sanırım. Enver Paşa'da arkada o zaman nezaret var, yani bakanlık var. Savunma Bakanlığı arka tarafta, meydanda o zaman. Enver Paşa camdan bu olayı seyrediyor. Bildiriyor, camdan seyrediyor. Halk kaçıyor. Allah, hayatta teyare görmemiş ki. Yani gazetelerde görmüş. Bir de uçarken görmüş falan, düşecek diye kaçıyor. Büyük bir telaş o bölgede özellikle. Sonra iniyor millet zühür ediyor tabii. Yani teyareymiş, parçalanmış, bakıyorlar. Yok, adam hakikaten inmiş. Enver Paşa geliyor, sarılıyor, öpüyor, havaya kaldırıyor bunu. Falan böyle büyük bir muhabbet. Ve gerçekten İstanbul gazeteleri, teyareci Mehmet Ali Bey'in bu işi nasıl başardığına dair gazeteleri süslemeye başlıyorlar. Cülüs de dönemi. Tam hikayeler oluşuyor ve bizim bu şart bölgesine gelecek olan jandarma hikayesi oradan kalkıyor. Bu da tarihte ilk defa Türk devlet manipülasyonu olarak tarihe geçiyor. Enver Paşa'nın keskin zeka örneklerinden bir tanesi. Kendisine şükranla ve saygıyla yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Hakkını alamamış bizim tarihimizin en kıymetli insanlarından bir tanesidir. Çok kıymetlidir. Yine Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısı aklı esasında o ve Talat ve Cemal Paşalar tarafından kurulmuştur. Bakın, Birinci Dünya Savaşı'nda kurulan bir yapı var. Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Anadolu'dan yaşe, asker, lojistik, destek altyapısı oluşturulması için bir sistematik yapı oluşturulmuştur. Bu sistem istihbarat örgütü de dahil olmak üzere. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sistematik altyapıyı kullanmıştır. Bunlar kimse pek bize anlatmazlar. Bunları anlatmazlar bize. Yani Atatürk'ün bizim ülkemiz için bizi yeniden ayağa kaldırdı. Buna da Allah rahmet eylesin. Ama arka planda Atatürk'ün kullandığı yapı, sistematik yapı, Enver Paşaların, Cemal Paşaların, Talat Paşaların kurduğu sistematik, Birinci Dünya Savaşı'ndaki sistematik yapıdır. Bakın, herkesi biliyorlar. Her haneyi biliyorlardı. Öyle bir sistem kurmuşlardı bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda. Hangi aile kim? Hangi ailenin ne kadar kime etkili yapar? Ekonomik durumu ne? Biz bunu Kurtuluş Savaşı'na girdiğimizde biliyorduk. Atatürk İttihat Terakki yapılarının içerisindeki bazı kişilerle beraber o dönemdeki kışlaların her birinin hocasının her birini o bölgede çavuş ilan ederek, bakın bunu da size kimse anlatmaz, çavuş ilan ederek, o bölgedeki askerlerin de çavuşu ilan edilerek o bölgedeki imamlar üzerinden Kurtuluş Savaşı'nı organize edip Kuvayi Milliye'yi organize edip kazanmıştır. O da müthiş bir dehadır. Atatürk'ün yaptığı müthiş bir dehadır. Ona da Allah rahmet eylesin. Teyaresiyle iner. Teyareci Mehmet Ali Bey'i kazanır. Bütün Avrupa basını falan, Amerika, İngiltere bile her yerden gelirler, röportaj yaparlar. Teyareci Mehmet Ali bunu nasıl başardı? Dünyanın ilgisini çekmeye başlayan star bir adam olmaya başlar. Tabii bunun arkasında hep şey var, aklının arkasında Selanik, Kavala, Balkanlar, biz bunu nasıl kurtarırızı düşünüyor. Kalbinde ve aklında kitap okuyacak olan arkadaşlarımız görecektir. Ukdesi hep odur, Balkanlardır. Bir gün burayı mutlaka geri alma inancı içerisindedir. Sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verir arkasından hemen. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde geriye gidebilir miyiz birkaç tane? Tabii. Bizim teyaremiz yok. Şöyle kritik bir evre vardır. Türk aklı enteresan. Almanlardan önce iki sonraya gidelim. Geri mi yoksa ileri mi? Gidelim. Geri değil. Geri, ileri doğru. İleri. Almanlardan önce hava kuvvetini kuran biziz. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlardan teyare almak zorunda kalan da biziz. Adamların sanayi altyapısı olduğu için kurar kurmaz ama sanayileşme sürecinin içerisine giriyor. Bizim böyle bir teknik altyapımız yok. Çünkü bizim sanayi altyapımızı Rumeli'deki ayağım halelerini biçmişiz. Bakın, Avrupa'daki kapitalistleşme, liberalleşme süreci içerisindeki oradaki derebeyleri oradaki kapitalistleşme sürecinin öncüleriydi. 300-500 yıllık şirketler var. Onlar kimdi? Derebeyleriydi. Sen kendi derebeylerini ne yaptın? Biçtin. Ya bunlar çok önemli şeyler. Bunları özellikle vurgulamamız gereken şeyler. Bugün Avrupa'daki 300 yıllık, 500 yıllık şirketler de buralardan gelmiş. Bu tür ailelerden gelmiş yapılar. Avrupa'ya ekonomik anlamda kalkındıran yapılar da yine bu at başları. Biz Almanya'dan önce kurmamıza rağmen
Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'dan teyare getirmek zorunda kalıyoruz. Bunlardan 3-4 tane getiriyor. Gidiyor, gizlice getiriyor. Bulgarlar savaşta değil. Düşünebiliyor musunuz? Gizlice Almanya'ya gidiyor İstanbul'da işte Edirne'den. Oradan teyareyi kaldırıyor. Pop, pop, pop. Bir de bu teyareleri, yani Ahmet Bey burada teyareler uçurma herhalde büyütülük işi o dönem. O dönemde tabii pilotluk çok zor. Yani meteoroloji bilgisi yok, arazi bilgisi yok, menzil kısa. Dolayısıyla o zamanki bu uçakları uçuranlar gerçek pilotlar. Kaldırıyor getiriyor 3-4 tanesini. Bir tanesinde Bulgaristan'a zorunlu iniş yapmak zorunda kalıyor. Motor bozuluyor. Çünkü bunlar, yani bunlar şöyle bir şey ki, bunlar sürekli deneniyor, yenileniyor. Yani bunlar daha yeni icat olduğu için. Hatta 1915'e kadar Birinci Dünya Savaşı'nda birçok general bunları gereksiz görüyor, gereksiz yatırım görüyor. 1915'ten sonra bunların çok önemli olduğu farkına varılıp özellikle çok ciddi yatırımlar yapılarak büyük filolar kuruluyor. Özellikle İngiliz, Fransız ve Almanlar tarafından. Yani savaşırken insanlar bak çok önemli bir şeymiş falan diye kavrayıp savaş içerisinde bu cihazları geliştiriyorlar. Bu anlamda çok işte döneminin ilk cihazları neredeyse ilkel cihazlar. Ya dönemine göre, ya bugüne göre ilkel cihazlar, döneminin modern cihazları esasında. Bulgaristan'a motor arızasından iniş yapmak zorunda kalıyor ve Bulgaristan daha iniş yaptıktan sonra şans eseri orada İngiltere'de beraber eğitim gördüğü bir pilot bunu görüyor, alıyor, cezaevine atmıyor, pansiyona yerleştiriyor, akşamlarda beraber takılıyorlar falan filan ama bunun aklında şey var, ben bu teyareyi nasıl kaçırdım? Gizlice teyareye gidiyor. Gidiyor işte Türk konsolosluğundan para alıyor, yakıt koyduruyor. Alman orada kendi pansiyonunda kalan Almanlar var. Onlar siz diyor Alman mısın Alman mı? Ya teyare ver kaçırmam lazım diyor. Gelin diyor ben tekliyiz diyor. Onları götürüyor falan filan. Ya bunlar enteresan kişilikler bu insanlar yani. İşi gücü aklı fikri teyareyi Osmanlı'ya kaçırmak ve orada savaşa katılmak. Çünkü cephede yani cepheye götürecek onlar savaşacak insanlar savaşıyor. Onun orada kaldığı her gün kendisi için büyük zorluk götürmesi lazım teyareyi. En sonunda bunlar anlaşılıyor ve men ediliyor. Bir daha teyareye gitmesi yasaklanıyor. Sonra şans eseri Bulgarlar savaşa katılıyorlar bizimle beraber ve teyareyi parçalara koyup Edirne'ye gönderiyorlar tren yoluyla. Dedemi de payitahta gönderiyorlar. Dedem Çanakkale cephesinde 1. teyare bölümünde savaşa başlıyor. Çanakkale cephesi tabii kara ve deniz savaşlarının çok yoğun olduğu tarihin gelmiş geçmiş en büyük savaşlarından bir tanesi. Ama ve lakin Çanakkale hava savaşları bakımından da çok önemli bir yere sahip. Birçok yani hem düşman birlikleri tarafından mesela Ayasofya Çanakkale'ye gittiğimde şunu öğrendim. Çanakkale ile ilgili İngiliz pilotlar Çanakkale'nin o topografik yapısı yanlış bilmiyorsam değil mi? Topografik yapısını teyarelerle uçarak çözümlemişler. Ellerindeki bilgiler eski, iktidai bilgiler teyarelerle uçarak düşmanlar çözmüş. Bizimkiler de savaş içerisinde hem karşı cepheye saldırma hem de düşmanların hareketlerini gözlemleme noktasında teyareler çok önemli yere sahip. Dedem 50 saatin üzerinde uçuş sergiliyor Çanakkale'de. Bu uçuşlardan çok ciddi başarılı olanlar var. Yani bir tanesinde mesela 3. Kifte Muharebesi ile ilgili düşman yığınaklarını görüyor. Hangi bölgelere yığınak yapıldığı, yeni askeri bölgelerin neler olduğu, yeni yapılan askeri birlikler, gemiler vesaire ve Osmanlı İmparatorluğu 3. Kifte Muharebesi'ne Teyareci Mehmet Ali Bey'in getirdiği bilgiler üzerinden hazırlık yaparak savaşın kazanılmasını sağlıyor. Yani esasında havacılarımızın Çanakkale cephesinde muazzam bir desteği var bize. Ama bu tarih kitaplarında ne yazık ki yazılmıyor. Bunları artık yavaş yavaş gündeme getirme ve ifade etmeye başladık. Ahmet Bey gibi kıymetli hava tarihi araştırması dostlarımızla beraber de daha da gündeme getireceğimize inanıyoruz. Yani bize anlatıldığı gibi hikayeler değil, çok farklı hikayeler, çok farklı gerçeklikler var. Sadece Çanakkale cephesi bir yerdeki insan üzerine değil, orada inanılmaz hikayeler var. Yani o savaş çok büyük bir savaş ve o savaş içerisinde çok büyük kahramanlıklar var. Bizim bu kahramanlıkları da görmemiz gerekiyor. Bir gün yine Çanakkale cephesinde Mehmet Ali Bey yine pır 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 bir uçağın teyaresini kaldırarak İngiliz cephesine doğru gidiyor. 3 uçak kalkıyor. 3 teyare kalkıyor. Ama arkaya baktığında tek kalıyor çünkü yoğun bir saldırı var. Ama bu şey yani
bomba, uçak bilmem ne falan hiç dalan bir adam. Korkusuz. Gidiyor yani. Yoğun ateşe rağmen gidiyor. Bombalarını bırakıyor iki tane bombayı. Sonra iki tane İngiliz uçağının geldiğini görüyor. Rasıtına söylüyor. Çabuk bombalar at diyor. Rasıtı hemen alelacele iki bombayı atıyor ve çatışmaya başlıyorlar. Hava savaşı, hava muharebesi başlıyor. Üzerine geliyorlar. Dört tane falan oluyor. İki tane daha arkadan geliyor falan. Özellikle bir tanesi saldırıyor falan. Kendi rasıtı ateş edemiyor. Yani daha doğrusu ateş ediyor ama isabet sağlayamıyor. Ama bizim teyyare delik deşik oluyor. 47-48 tane kurşun yarası alıyor. En sonunda da su deposuna isabet alıyor ve motor duruyor. Bitti. Ne yapayım diyor. Dedem kendi ağzından anlatıyor. Diyor ki yapacak bir şey yok. Düşman uçaklarının üzerine vur. Onlarla beraber sen de düş. Hava muhabiresi onların üzerine gidiyor ama İngiliz uçakları bizim uçaklara göre çok kabiliyetli, çok yeni. Bizimkiler böyle ya, daha iyi. Beceremiyor tabii. Sonra ne yapayım diyor. Düşer şeyi yapayım diyor. Düşermiş gibi yapayım diyor. İndiriyor uçağı, düşüyormuş gibi yapıyor. İngilizler diyor ki, İngilizler tamam diyor, bu düştü, bitirdik bu işimiz, darmadağın olmuş, delik deşik yani. Ama son anda kaldırıyor, İngiliz ve Türk cephelerini yalayarak bizim tarafa düşüyor. Daha doğrusu uçağı indiriyor, düşürme değil, zorunlu iniş yapıyor. Zorunlu iniş yaptıktan sonra işte bir bakıyor ki, İngiliz seyyarasıyla gelmiş, ayna işaret ediyor. Yani vurduracak top uçak eşiğiyle. Hemen onları diyor ki buradan kaçmamız lazım diyor rastına. Ama bir İngiliz şey Alman binbaşı bunları lafa tutuyor. Bu işte bir bahane uydurarak oradan kaçıyorlar. 100 metre gittikten sonra bir bakıyor Alman binbaşının elleri ayakları havada. Böylece Çanakkale cephesindeki hikayesi bitmiş oluyor. Yaralı hastaneye gidiyor, tedavi ettiriliyor. Ama bu tedavi sürecinde de sürekli başhekimi çağırıp beni diyor Çanakkale cephesine göndereceksiniz. Orada insanlar savaşıyor diyor ve sürekli serzenişte bulunuyor, kızıyor falan. En sonunda bunu alıyorlar şeye, yaralı vaziyetten sonra, tedavi edildikten sonra Yeşilköy Teyyare Mektebi'ne öğretmen olarak gönderiyorlar. Ama savaşın içerisindeler ve bizim bir cephemiz daha var, Kutturamare. Kutturamare'de de bir komutan var, Van der Goos Paşa. Tarihin yetişildi Ender Alman komutanlarından bir tanesi. Çok daralıyor, İngilizler çok başarılılar muharebelerinde. Bizim epey bir zorluyorlar. Cemal Paşa'ydı yanlış hatırlamıyorsun. Ondan diyor ki bir teyyarcı lazım yani buraya diyor cengaver bir teyyarcı. Mehmet Ali diye bir adam var. İnanılmaz. Bunlar tarih kitaplarına geçmiş şeyler. Yani benim kitabımda da bulacaksınız. İnanılmaz diyor. Biz bunu o buraya getirebilirsek diyor. Burada diyor çok başarılı elde edebiliriz diyor. Bu İngilizlerden kurtulabiliriz diyor. Hava savaşlarında ve rasatta bize çok büyük imkan sağlar diyor. Ama şey vermiyor. Bu bölgedeki Çanakkale bölgeye bakan komutanın ismini şu anda anımsayamadım. Paşa izin vermiyor diyor. Ben diyorum veren diyor. Yani. Adam diyor elimizdeki en önemli adam. Evet yani onun altındaki Türk paşa. Esat Paşa. Esat Paşa'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Vermem diyor. Mehmet Ali veremem diyor. Vermiyorlar. Goos Paşa oturuyor. Mevcut durumu yazıyor. Altına da teyyarcı Mehmet Ali Paşa'dan bizzat istiyor. İngiliz cephesinde gidiyor. Yazıyor. Bu durumdayız diyor. Ben teyyarcı Mehmet Ali Bey'den sizden istiyorum diyor. Ve izin direkt Enver Paşa'dan çıkıyor. Dedeme de bir mektup gönderiyor. Diyor ki inşallah salimen tekrar geleceksin. Gözlerinden öpüyorum diye bir mektup gönderiyor. Dedem bunu ikinci muskası olarak kalbine yerleştiriyor ve Kutturamare'ye gidiyor. Yine havacılarımızın Kutturamare'de inanılmaz başarılı. Yani Kutturamare'de o İngiliz ordularının teslim alınmasında bizim havacılarımızın başarısı çok kayda değer. Ama bunlar da çok tarihimizde gözükmüyor. Orada ki dostlarıyla beraber, 2-3 tane teyyareci zaten onlar. Onlarla beraber çok ciddi başarılar ediyorlar. İngiliz kuvvetlerin gücünü kırıyorlar. Ve hareket kabiliyetlerini çözüyorlar. Bir gün yine bir yeni bir teyyareyi deneyecek. Yani motoru bu arızalanmış yeniden deneyelim diyorlar. Deneyen Mehmet Ali olsun diyorlar. Arkasından da Vecihi Hürkuş'u alıyor. Vecihi Hürkuş makinisti değil mi? Makinisti. İlk uçuşu Peyyaz Mehmet Ali böyle yapacak. Kalkar çakılıyor. Uçak, arızalı uçak çünkü. Motor duruyor. Anında çakılıyor yine. Çakılır çakılmaz da zaten. Durum çok kötü. Dedem komaya giriyor. Bir görüyor, bir bakıyor. Onun da romanın sonunda Vecihi Hürkuş'un ağzından anlatıyor. Çünkü dedem anladı.
paramparça dedi. Ama ondan sonra bunu kurtarıyorlar, çıkartıyorlar. İlk müdahalelerini yapıyor. Komaya giriyor. İlk müdahalelerini yapıyorlar. İlk müdahalelerinden sonra kendine geliyor. O arada da kumpanya gelmiş. Yani tiyatro gelmiş şeye. Askeri birliklerde o dönemler olur. Siz iyi bilirsiniz. Moral önderi falan açısından. Benim diyor teyare şeye götür, kumpanyaya götürüyorlar. Bir gözü görüyor. Her taraf alçıda. Herkes biliyor. Şaka yapacağız önce. Hayır diyor. Beni diyor kumpanyaya götürün diyor. Tiyatro seyredeşim diyor. Bunu böyle sevgide hakikaten götürüyorlar. Tek gözüyle her tarafı alçıda, her tarafı kırılmış, yanmış, parçalanmış. Tabii gittiğinde bütün tiyatrodaki komutanlar, Türk komutanlar, Alman, esir İngiliz komutanlar, tiyatrocular dakikalarca memeleri yapıştırıyorlar. Sonra sonuna kadar tiyatroyu izliyor. Sonra oradan Almanya'ya tedaviye gönderiliyor. Almanya'da 4 ay tedavi görüyor. Yandar Gospaşa sol gözü kör oluyor. Yandar Gospaşa ona bir cam göz edeyim diyor. Vandergoz Paşa'nın cam gözüyle yaşıyor. Bir gözü kör oluyor. Bir gözü duyusunu yitiriyor. Kulağı duyusunu yitiriyor. Bir ayağı da sakat kalıyor. Askeri anlamda uçuşları burada bitiyor. Ama uçmaktan vazgeçmiyor. Veci Hürkmüş 1930'lu yıllarda sivil havacılık için işte bölgede uçaklarla ilaçlama yaygın. Yani yeni başlıyor daha doğrusu. Adana ve bölgesine geliyor. Bizim evimizde kalıyor 8 ay Veci Hürkmüş. Beraber halka göster uçuşları yapıyorlar. Hiç heyecan gitmiyor. Yani darmadağın olmuş ama göster uçuşları yapıyorlar. Şey, heyecanlandırıyorlar falan. O uçuşların bir tanesinde Veci Hürkmüş'ün üvey oğlu çakılıyor, düşüyor diyor. 1918'de ara ara bunları söyleyeyim. İzmir'de hava birlik bölümünde komutan Yunan işgaline uğruyor bölge. Ve esir düşüyor. Esir düştükten sonra da hayvan dışkıları içerisinde buraya kadar çok büyük eziyetler görüyorlar ve dışkılar içerisinde Türk subayları sürülüyor İzmir'de. Kurtuluş Savaşı'na katılamıyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra da yani her tarafı sakat. Cumhuriyet kurulduktan sonra da bürokrat olarak ülkesine hizmet etmeye devam ediyor. Çeşitli havalimanlarında müdür mavimli, müdürlük yapıyor. Yani ben körüm, bir ayağım topal, kulağım da duymuyor, demiyor. Ülkesinin kuruluş aşamasında bir bürokrat olarak elinden geldiğince çalışıyor. Hizmette bulunuyor. Daha sonra Adana'ya gelip yerleşiyor. Adana hikayesi de şu, Kutulamara cephesine uçaklar giderken, sökülmüş vaziyette, Belediye Yaylası'nı görüyor, Pozantı'yı görüyor ve Selanik, Serez'e benziyor. Diyor ki, ya diyor burası benim memleketime çok benziyor diyor. Allah diyor savaştan beni diyor sağ çıkarırsa, nasip ederse, sağda kalırsam bir de diyor Serez-i Selanik'i ele geçiremezse elimden diyor buraya gelip yerleşeyim diyor. Hakikaten dönüyor. Adana Pozantı'ya yerleşiyor. Hayalini gerçek kılıyor. Burada Kavak 1950'lerde Kavak 1930'da uçak yapıyor. Biliyor musunuz bilmiyorum. Teyyare yapıyor. Yani bu adam 1930'da bak hiçbirimiz bilmeyiz. 1930'da teyyare yapıyor. Motorunu Almanya'dan getiriyor. Aerodinamini kendisi tamamen yapıyor. Tam uçacak vaziyette 1934 Adana seliyle paramparça oluyor teyyaresi. Ağlıyor, oturuyor. Ağlıyor uçağın başında. 1950'li yıllarda Belemedik'te bizim için şimdi rüzgardan güneş enerjisi üretmek ne kadar can canlı bir şey değil mi? 1950'li yıllarda hava ağaçlarının tepesine oturtturuyor. Kendi yaptığı rüzgar dürlerini yerleştiriyor. Evinin ve köyünün bir kısmını elektrikten 1950'li yıllarda üretiyor. Çok geride yaşıyor. Yani sessiz sakin bir hayatı var. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili çok şey biliyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili çok şey biliyor ama hiç konuşmuyor. Bu konular ölünceye kadar hiçbir zaman ağzından çıkarmıyor. Bir kısmını işte romanında yazdı. Çok ketum. Yani o dönemin askerlerinin, o dönemin kahramanlarının ana noktalarından bir tanesi çok ketum olmaları. Hiçbir şekilde ifade etmiyor. Yani onu bunları yaşamış bir adam olarak orada görmeniz mümkün değil. Enver Paşa'nın yakın dostluğu ve o dönem bir kadrolardan olmasından kaynaklı olarak uzunca yıllar görülmüyor. Yaptıkları anlatılmıyor. Diğer teyareciler yazılıyor, çiziliyor ama teyareci Mehmet Bey'in adı hiç açığa çıkmıyor, söylenmiyor. Gazetelerde yazılmıyor. Kızı 1964'te Cumhuriyet Gazetesi'ne giderek serzenişte bulunuyor. Ondan dolayı bir makale yazı yayınlanıyor. Daha sonra 1961'de Adana'da, Pozantı'da vefat ediyor. Hakkın rahmetine kavuşuyor. Abin.
Böyle bir hikayesi var. Teyyar Ecme Ödeli Kurçeli. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Efendim, şimdi bu bölümde de isterseniz sorularımızla biraz daha geliştiririz ve bizim aile öykülerimiz normalde mikro aile tarihi oluyor ama Tufan Uğur Bey'in aktarımı bir sistematik tarih bilgisi ve daha çok genel bir yaklaşım getirdi. Ben ilk soruyu da sormuş olayım o zaman. Kurçer soyadı nereden geliyor peki, nasıl alınmış? Ben bunu sormuş olayım. Kurç ve er. Öztürkçe yiğit, cesur, pek asker demek. Deden tarafından kendisine soyadı kanunu çıktığında alınıyor. Evet. Başka soru sormak isteyen arkadaşlarımız? Dinç er, cesur. Benim anlattığım gibi. Ne güzel. Çok iyi oldu. Dinç er yani. Ne güzel. Efendim, başka soru sormak? Pardon. Dikkatimi çeken bahseder. Şimdi Enver Paşa ile Atatürk'ün yaşları neydi? Rütbeleri neydi? Bilgi var mı sonunda? Enver Paşa yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 dönem aşağıda Atatürk'ten. Enver Paşa çok daha hızlı general oluyor. Tabi burada spekülatif noktaları da var. Haledan içerisinden evlenmesi. Damat olması. Aynı zamanda. Evet, evet, evet. Bunun da etkileri. İkisi de 1881'li diyebiliyorum. Yok. Enver Paşa daha aşağıda. Yani 2 dönem yanlış hatırlamıyorsam. 2 dönem ya da 3 dönem daha önce. 2 döneme ait. Daha genç. Daha yaşlı. Daha kıdem. 2 dönem yukarıda yani. 2 kıdem. 2 dönem burada kıdem. İlk mübadeleler ne zaman başlıyor? İlk mübadeleler işte 1900 yani şey. Muhacirler. Balkan Savaşı. Balkan Savaşı'ndan itibaren ana. Yani 1912 ama onun öncesinde de iç hareketlikler, karışıklıklar var. Yani belli anlamda bölge göçleri falan filan var. İşte Bulgarların, Yunanlıların, Sırpların hakimiyetiyle var ama onlar yine iç göç gibi kavramak lazım. Anadolu'ya göç değil. Yani adam oradan gidiyor mesela Sırp bölgesinde gidiyor. Ama Balkanlar'da başka bir bölgeye gidiyor. Yani orada da sıkıntılar, problemler var. Onlar da üzdüler. Mesela Mora'dakiler buraya geliyorlar. Sağ kalanlar. 1822 Kuşadası'na Mora'dan gelenler. Ama bir bölümü de Selanik'e ve yukarıya doğru gidiyor. İşte beyefendi anlattı. Larisa 1881'e kadar Arta diye bir nehir var. Onun kenarı artık Yunan sınırı oluyor. Üst tarafı Osmanlı, alt tarafı 1881'de sınırımız orası oluyor Yunanistan'la. Yani şöyle arkadaşımız söyledi, Kırım Savaşı'ndan ve 1877'den itibaren Osmanlı'nın geriye doğru çekilen, parça toprak kaybettiği Ruslarla olan savaş, arkasından işte Romanya, Bulgaristan, oralara doğru, bunlar hep şey göçleri teşvik eden, insanlar canlarını kurtarmak için, katliamdan, tehlikeden kurtarmak için Anadolu'ya doğru göçler yaşıyorlar. Bizim de tabii adımızı taşıyan, Mübadele Derneği olarak adımızı veren bizim anlaşmayla, yani 30 Ocak 1923'te Ankara hükümetiyle, henüz daha cumhuriyet ilan edilmemiş, 30 Ocak 1923'te Lozan'da Türk-Yunan heyetleri esirlerin değiş tokuşundan sonra halkları da değiştirelim, beraber yaşayamazlar artık yan yana diye başlayan o bir protokol imzalanıyor. Ve yani Mayıs ayında, 1923 Mayıs ayından itibaren halkların Anadolu'daki Ortodoks Rumlarla Kavala'nın hemen biraz doğusundaki Karasu Nehri'nin doğusunda kalmış. Yani Batı Trakya kalıyor İstanbul Rumlarına karşılık. Yunanistan uyruklu Türk ve Müslüman bütün insanlar karşılıklı olarak ve zorunlu olarak yer değiştiriliyor. Ama ondan öncekiler muhacirler. Yani onlar tehlikeden ve savaştan can havliyle İstanbul'a, Anadolu'ya gelen, bunlar Girit'ten gelenler var, Kafkaslardan var, Kırım'dan var. Bu göçler bir imparatorluğun insanlarını Anadolu'ya topladı. Yani en son göç, büyük göç tabii anlaşmayla bizim
500 bin aşağı yukarı Müslüman Türk'ün Anadolu'ya geldiği, savaşla beraber kaçan Rumların yanı sıra Orta Anadolu'da kalmış Sadık Rumların diyelim de gitmesiyle 1 milyon evet Karaman bölgesi 1 milyon 200 bin dolayında da Ortodoks Rum Anadolu'yu terk etti. Fakat biliyorsunuz göçler bitmedi. 1950'li yıllarda Makedonya'dan yani eski Yugoslavya Cumhuriyeti'nden sonra bildiğimiz gibi Bulgaristan'dan Romanya'da kalmış olan Türklerden buralara karşılıklı devletler arası yapılan anlaşmalarla göçler devam ediyor. Şimdi ben Manisa Turgut'tan geldim. 20'li yıllarda oldu. Çoğunu Manisa'da ve Bursa'da biliyorum ben. Yo, Türkiye'nin her tarafında. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Rum yerleşimler, Rumların yaşadığı bölgeler boşalınca onların boşalttığı yerleri bizim muhacirleri, göçmenleri yerleştirdi. Ben bir soru daha, daha doğrusu bir görüş açıklamak. Şimdi Osmanlı'nın merkezi otoritesini güçlendirmek için modern devlet adımları attığı, vilayet, eyalet sistemlerini oluşturduğu süreçle Tufan Uğur Bey'in anlattığı Büyük Ayan ailesinin sürecini görmek lazım. Bizim tabii şöyle yine kendi sözleri içinde geçen ve Yunanistan'da o bölgede saygı gören kendi kurduğu otoriteyle yani ne diyoruz Yanya bölgesini yöneten tepedelerini Mehmet Ali Paşa'nın biliyorsunuz cezalandırılarak kellesini alırlar. Çünkü neden? Osmanlı başkenti, padişahın iradesini bu bey kullanmaya başladıkça bazıları da gidip jurnaller, ya orada bak adam kendi kendine yeni bir yönetim kurdu diye. Bunlar aslında kabul ediyorum ben de. Avrupa ile yakın, ticaret yapan, felsefe, edebiyat, sanatla ilgilenen ve orada kalıcı bir yönetim peşinde olan insanlardır. İşte mimar getirir, felsefeci getirir, mühendis getirir, şehirleri ihya eder, eğitim sistemlerini ihya eder. Ama onların öncüsü kimdir peki? Mısır'daki Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dır. O da oraya isyan bastırmaya gönderilmiş bir Osmanlı askeri. Fakat 1956 yılına kadar Mısır'ı yöneten hanedanı da kurucusudur. Osmanlı yönetiminde tabii bu iddia etmiyorum, bu bilgileri paylaşıyorum sizlerle. Ben de okuduklarımdan çıkardığım dersler açısından söylüyorum. Fransız reformlarından etkilenir, askeri uzmanlar getirir, resmi gazete, devlet gazetesi çıkartır, eğitim, öğretime önem verir, telgraf idaresini falan kurmaya başlar Mısır'da, düzenli bir ordu kurar ve Osmanlı idaresi etkilenir. Osmanlı idaresi sonra resmi gazete çıkarır, yıllar sonra. O da Fransa'dan askeri uzman ister. Onlar vermezler. Almanya'dan 3 asker eğitimciyle başlayan Osmanlı ordusunun modernizasyonu, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Sizin gibi askeri arkadaşlarımız bunları daha iyi bilirler ama bu feodal Osmanlı'nın vergisini toplayan, yedek askerini besleyen, oraları yöneten ayanların otoritesine karşı merkezi otoriteyi Osmanlı'nın belki öngördüğü ya dağılıp parçalanacağız otoriteyi sağlamlaştırmamız lazım. Bu küçük ya da büyük ayağınların, beylerin otoritesinin azalması lazım. Bizim oraya işte 1864-65 hem nüfus sayımı yapar bir yandan hem de vilayet kanunlarını, eyalet kanunlarını çıkar. Valiler atar, kaymakamlar atar, muhtarlar atar filan ve bu çelişki tabii güçten düşürür. Nasıl Yeniçeri Ocağı'nı imha ederek kaldırır ve boşluğa düşerse düzenli ordu kuramadığı için ayağınların boşluğu da dolmaz. Orada size katılıyorum ama bunu İki yanlı bakmak lazım. Siz tabii aile açısından bakıyorsunuz. Bir de devletin süreci karşılama. Yine buna bir aşama daha bir katkım da olsun. Şöyle olsun. Can havliyle Balkanları kaybeden, çünkü milliyetçilik damara girmiştir. Rum, Bulgar, Slav, Sırp ayaklanma peşindedir. Ve bunu kavrayacak genç subaylar alıyoruz. İşte en ki Anadolu'yu ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı yürüten kahramanlar o cengaverlerdir açıkçası. Böyle bir küçük katkıda bulmak istedim ben de. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bizim soy ağacımızın içerisinde. Dedelerimden bir tanesi. Kitapta da göreceksiniz.
bunların hepsi aynı dönemler. Hatta yani Seres, Derebey'i bir dönemde önce diyebiliriz. Aynı yapıda, bu da Kavala'nın gitmedir. Aynı yapıdan gitti, aynı dokudan gitti, aynı sistematiğin esasında parçalarıdır. Onu özellikle vurgulayayım. Bir, ikincisi mübadelede şöyle bir şey yaşanmıştır. Bu savaşlar milliyetçilik savaşlarıdır. Türk-Yunan, işte Türk-Yunan, Bulgar vesaire. Ama mübadele dinsel temellidir. Evet, evet. Mont-Pazar anlaşması zaten çok gariptir. Türkiye'deki Türk Hristiyanlar ağırlıklı Konya ve etrafında bulunan çok ciddi bir nüfustur. Karaman Türkleri bu tarafa gönderilmiştir. Oradan da Müslümanlaşmış Yunanlılar bu tarafa gönderilir. Onların sayısı biraz daha azdır ama buradan bayağı çok ciddi bir kitle bu tarafa gitmiştir. Bir de bu bizim kalbimizdeki kanayan yaralardan bir tanesi, buradan giden Türkler oranın marabası olmuştur. Eziyet çekmiştir. Hiçbir zaman itibar görmemiştir. Onları evlere koymadılar. Onlar oraya gittiklerinde böyle tekli böyle avluların içerisinde odalara yerleştirdiler. Bunlar büyük eziyetler içerisinde yaşadı. Bakın bu bizim oradan buraya gelenler evlerde yaşadılar. Yani arsada arazi verildi, bilmem ne oldu falan. Ama buradan oraya giden Türk kökenli Hristiyan kardeşlerimiz orada büyük eziyetler çektiler. Büyük acılar yaşadılar. Bu, yani o acılar esasında yine bizim kendi iç acılarımız. Bunlar da iç acılarımızdan bir tanesi. Bunu özellikle konuşurken bir tanesi. Bizim ana vatanımız aslında bir yerde dediniz Balkanlar. Ana vatan kavramını neye göre şey yapıyorsunuz, söylüyorsunuz? Yani bir nüfus yoğunluğu mu yoksa doğup büyüme şeyi mi? Ne olarak değerlendiriyorsunuz yani? Hepsi. Kültürel anlamda. Trabzon ne zaman alındı? 1453. Anadolu'nun birçok bölgesi de esasında böyle. Yani bu bölgeler çok daha önce alınmış, Türkleştirilme başlamış ve bu bölgelerin içerisinde sosyal ve ekonomik bir hayat süre giden pozisyondaydı. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu bölge Balkanlardır. Balkanlardan kurularak daha yukarılara ve daha aşağılara yayılır. Esasında Osmanlı İmparatorluğu bir Balkan devletidir. Yani yapısı, evet. Dokusu bağlı bir devlet. Ben hep şunu derim. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş açısından kurulurken Balkan hakkıyla kurulmuş bir devlettir. Biz ne zaman Balkan ruhunu ve aklını kaybediyoruz, sağa sola dönüyoruz, arkaya dönüyoruz, hikayemiz allak bullak oluyor. Tufan Bey'e benim tamamen katıldığım şey budur. Aslına bakarsanız Rumeli'ye gittiğimiz gezilerde, hele birazcık önce tarih bilgimiz varsa, atalarımızın, büyüklerimizin geldiği yörelerin işte 1800'lü yıllardan itibaren tarihine baktıysak, Can Havli'yle oraya yapılan yatırımları, daha doğrusu elden çıkmaması için yapılan modernizasyon çalışmalarının buradan kat ve kat fazla oraya yapıldığını, daha önceleri de Türk şehirleri kurulduğunu, yani Osmanlı'nın orada kentleşmeyi, bir Osmanlı şehrini, işte meydanı, camisi, çeşmesi, sebili, efendim imarathanesiyle hepsinin model olduğunu, uluslaşma sürecinde gerek Yunanlılar, gerek Bulgarlar, gerek Sırplar Osmanlı izlerini yıllarca kazımaya çalışsalar da bugün orada gittiğiniz zaman bir yerleşim yerine oradaki kentin ruhunu okuyabileceğinizi ve aynen sonuçta şuna varabiliyorsunuz, iyi bir gözlem bilseniz ya asıl burasıymış yani Osmanlı'nın ülkesi. Bunu görebiliyorsunuz. Bunu iddiasız söylüyorum çünkü gerek Makedonya'da gerek Yunanistan'ın Makedonya'sında işte Preveze'ye kadar ki bu kurulan Kavala, Preveze, hele onların şehirlerin isimleri, kuruluşunu, bu isimlerin değiştirilme maceralarını, yani Türklerin veya Müslümanların oradaki izlerini yok edip Kavala'nın adını değiştirmişler, tutmamış mesela, artık vazgeçmişler. Dolayısıyla son dönemlerde, son 20 yılda diyelim, bu subjektif, dar milliyetçi, ulus devlet inşaatını sürdürmeye çalışan tarihçiler yerine biraz daha objektif, nesnel bakan, yani ya Osmanlı bizi sömürdü, yanı sıra ya Osmanlı hiç olmasa bizim dilimize ve dinimize karışmadı diye dengeye gelmiş Avusturyalı, Yunan kökenli ama Avusturya'da profesör tarihçi, İngiltere'de, Kanada'da bunların daha nesnel bakış açılarını okuyabiliyoruz. Dolayısıyla milliyetçiliğin dar kalıplarından nesnel bir yere geldiğiniz zaman
bu 500-600 yıllık Türkokrasi dedikleri, yani Türk yönetiminin olumlu yanlarını gören bakış açıları var. Ve ben de özetle şunu söylüyorum. Balkan ve Rumeli coğrafyası Osmanlı'nın merkeziymiş. Bu aşikar. Şöyle şeyi vurgulayayım ben size. Dimitri Kistikis, profesör, evet. Yunan. Evet. Yani köken olarak da ta bundan ne kadar Yunan bir adam. Evet. Bu beyefendi çok yararlandım kendisinden. Osmanlı İmparatorluğu'yla ilgili gerçekçi bilgileri kendisinden çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Mesela Yunanlılar hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yer altına çekilmediler. Gizlice örgütlenmediler. Eziyet çekmediler. Siz biliyor musunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun prensleri Yunanlılardı? Size ne bunu Türkler anlatıyor, ne Yunanlılar bunları söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz Kistikis? Ortodoksluğun yok olmak üzereyken Fatih Sultan Mehmet tarafından kurtarıldığı ve Ortodoksluğun ve Yunanlılığın Rönesans ve Reform süreci Osmanlı İmparatorluğu tarih sürecidir diyor. Ve belgelerle, bilgilerle adam ortaya koyuyor. Çok, çok ilginç şeyde YouTube'da konuşmalarını bulabilirsiniz. En son çözümü de şudur. Kitsikiz'in Türk ve Yunan ortak devleti kurulacak. Başka çaresi yok. Tezi vardır. Bana tez de mantıklı geliyor. Şunu diyor. Mesela diyor Türkleri diyor barbar doğulu görüyorlar. Türkler barbar doğulu değil. Ki yani bu bize doğu şeyi, doğu neyi? Garp bilmem nesi. Hayır. Şey bize yaptaladılar ya 17. 18. yüzyılda. Neyse ismi aklıma gelir biraz sonra. Şark meselesi. Şark meselesi. Şark meselesinde bizi şeye döndürdüler. Barbar. Medeniyetten bir şey, medeniyet anlamında bir şey koyamamış falan vesaire gibi böyle tamamen kurgusal bir hale soktular bizi. Ama tarih onların esasında kurguladığı bir şeydi. Bugünkü hikaye onların kurguladığı gerçek olmayan bir kurgusallık içerisinde. Dimitri Kistik istiyor ki dünya iki ana medeniyet içerisinde değil, üç tane ana medeniyet içerisinde. Biri Pekin'den başlayan Afganistan'a kadar gelen Doğu medeniyeti. Bir tanesi diyor Roma'dan başlayan, Karadaki Roma'dan başlayan, Berlin bu aşağı, Balkanların sırtına kadar gelen Batı medeniyeti. Biri de diyor merkezi İstanbul'dan olan Orta Doğu medeniyeti. Orta bölge. Bunu alıyor. Ara bölgede diyebiliriz. Orta bölgede diyebiliriz. Bunun da bir merkezi İstanbul'dur. Bu medeniyetin de diyor 3 tane ana taşıyıcısı var diyor. Bakın bugün yine aynı hikayeye dönüyoruz. Ruslar, Türkler, Yunanlılar. Bunlar diyor orta bölge medeniyetinin ortak paydaşları. Yani bu konu da biraz şey, yani dallanması, budaklanması gereken bir konu. Ama yani şunu vurgulayayım. Yani bize anlatılan tarih gerçekliği yansıtan ne yazık ki tarih değil. Nasıl Yunanlılara kurgusal bir tarih anlatılıyorsa biz Türklere de kurgusal bir tarih anlatılıyoruz. Bir şey soracağım ben. Buyurun. Şimdi bazı kimseler yani Ardenler ve bizimle birlikte Yunanlar Rum'u ayırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii, birinci tabii. Soru. İkinci soru Osmanlı'nın yıkılışını kimi insanlar işte 50 yıl öncesine, 150 yıl öncesine, 80 yıl öncesine bazıları da 300 yıl öncesine şey yapıyor. O hasta adam laflarını söylüyor. İşte bu nedir yani? Birinciye çok kısa cevap vereyim. Yunanlılarla Rumlar farklıdır. Evet. Rumlar şeyde Anadolu'da yaşayan Ortodoks tebaadır. Yunanlılar ise bildiğiniz ırktır. İkisi farklı kavramlardır. Bana yani kişisel düşüncem, subjektif yorumum, yani okuduklarım, algıladıklarım ve hissettiklerimle konuşuyorum. Bana göre Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet'ten sonra bitmiştir. Her ne kadar Kanuni, Yavuz falan vesaire falan gibi anlatılsa da yayıldı vesaire. Kanuni Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bir sistem vardı Osmanlı İmparatorluğu'nda. Dört millet sistemi. Dört millet ve bu dört millet sistemi imparatorluğun içerisinde öyle bir şekilde oturdu ki bu yapı da paydaşları da kendi içlerinde imparatorluğun yapısal organizasyonun içerisinde vardı. Nasıl ki mesela Yunanlılar ağırlıklı bürokrasi ve diş işlerini yönetiyordu imparatorluk içerisinde. Museviler
ticareti ve para basma yetkisi. Yani ana hatlarıyla imparatorluk içerisindeki ticari hatları yönetiyorlardı. 1500 yılda bir fiil yönetirler. Ve para basma hatları onlara aitti. Ermeniler de daha çok zanaat süreçlerini yönetiyorlardı. Müslümanlar da her şeyin içerisinde. Ve tarihte görülmemiş bir medeniyet süreci başladı. Bu medeniyet sürecini Fatih Sultan Mehmet'in suikastiyle, ben kişisel düşüncem bu, çünkü konuşmamın başında da uğramıştım, yok ettiler ve mesela Cem Sultan denilen bir adamı yetiştiriyordu. Tamamen kendisine göre bir adamı yetiştiriyordu. Saray, Fatih'in yapısal süreci dağıldı. Mesela Bektaşilik sarayda hakimdi. Türk aileler sarayda hakimdi. Çeşit çeşit yapılar vardı. İmparatorluğun kendi içerisinde bir ahenk, uyum vardı. Ama Fatih'in Roma'ya, Almanya'ya gideceği zaman suikaste uğraması, bunlar subjektif yorumlar, uğraması kimler tarafından uğratıldı? Bakın tarihte üç şeyi Museviler yönetir. Ticareti, simyayı, tıbbı. Orta çağda, hangi Çin'de de olsanız, Anadolu'da da olsanız, Avrupa'nın herhangi bir yerinde de olsanız doktorunuz Musevidir. Çünkü onlar bilirler, simyadan kaynaklı. Ve kralların boyunlarını hep onlar kırmışlardır. Bilmem anlatabiliyordum. İttifak dengesi içerisinde bir serzeniş vardı, bir sıkıntı vardı, problem oldu. Fatih Sultan Mehmet suikaste uğradı, Roma'ya gidecek yani. Gidemedi ve imparatorluk dağıldı ve Allahu Ekber imamlar dönemi başladı. Padişahlar dönemi başladı. Mesela ilk beş secdede, hepsi Müslümandı tabii, sıkıntı yok. Ama hepsi paydaş yapıları gözeten ve onlarla beraber hareket eden bir yapıdaydı. Ama yapı Fatih Sultan Mehmet'ten sonra değişmeye Sufi Padişahlar devri başlamış oldu. O evreler sonra giderek daha da tahakküm vaziyetine ulaşmaya başladı. İşte Yavuz Sultan Selim'in gidip halifeliği getirmesi. Şimdi bu çok tartışılan bir şey. Mesela kitapta vardı, çıkarttım sonra. Halifelik getirilmeli miydi? Belki getirilmeliydi. Padişah niye alıyor bunu? Bu neyi getirdi? Keskin kılıç elinde. Zaten sen ülkeyi yönetiyorsun. Diğer binin de keskin kılıcı da aldı. Herkesin kafasını kesiyorsun. Bu paydaşlar, yani imparatorluğun kuruluşlar, imparatorluklar hep paydaş yapılardır. Hep bunların paydaşları vardır. Siz o paydaşlar sizden rahatsız olmaya başladığınızda altınızı oymaya başlarlar. Yani denge çok önemli bir unsurdur. Denge ortadan kalktığında sistem ortadan kalkar. Yani tamam sen maestrosun, padişah, maestro, Türkler, maestro, Osmanlı. Yani hanedan ailesi esasında bu. Hanedan maestro. Ama arka planda diğer paydaşlar da bunların destekçileri. Yani diğer millet yapıları, millet sistemi içerisinde yer alan yapılar da bunların destekçileri ve imparatorluğun esasında ekonomik, siyasal, kültürel döngüsünü sağlayan yapılar. Siz bu tarafa doğru dönmeye başladığınızda, yani padişahın mutlak bir hakimiyet oluşturması, ağaçların çiçek açmamasını, meyve vermemesini ve tek bir yapı düşünce ortamı oluşmasını, arkasından bin tane ulemanın Mısır'dan getirerek ki oradaki düşüncel yapı, düşünsel, bizdeki yapı daha mesnevi, daha mesnevi. İslam'da ders. Tabii. Yani düşünmeye açık, Allah'ın mutlak varlığını kabul eden, Müslümanlığı kabul eden ama düşünmeye açık. Tabii ağırlıklı tasavvuf yapısı içerisinde olan bir dokudan mutlak bir yapıya doğru evriliş. Arkasından 3. Murat döneminde Rasathane'nin ki önemli ki Rasathane'den bir tanesi. Bir tanesi şeydeydi, yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'daydı. Rasathane'nin yıkılması, bu süreçler arka arkaya giderek ve bu tarafta bir arayış var. İttifak dengeleri bu tarafa kaymış. Bunlar Rönesans ve reform sürecini başlatmışlar. Coğrafi keşifler başlamış. Ticaret yolları değişmeye başlamış. Ve bu ticaret yolları değişmeye başladıktan sonra ittifak dengeleri değişmeye başlamış. Yani esasında tek bir yapıdan, tek bir nedenden bahsedemeyiz. Onlarca, yüzlerce sebep olmakla beraber ama ana noktaları bunlar olduğunu düşünüyorum. Bu süreç yani mesela Kanuni Sultan Süleyman döneminde görülürde imparatorluk en şaşalı döneminde yaşıyor. Rodos'u işgal etmeye gittiğinde Yeniçeriler 1500-2000 tane şövalyeyi öldüremiyorlar. Çıkıyor evet. Yüksek bir yere Kanuni bunlara sövüyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ve şerefsizler diyor. Bir namussuzlar diyor. Bizim diyor adımızı sanımızı diyor. Nereye getirdiniz diyor. Bunların kaç katısınız diyor. Bizi diyor niye buraya böyle bu vaziyette getirdiniz diyor. Dönüyorlar kılıçlar alıyor. Ben 10 dakikada adamları kesiyorlar. Yani kanunda sistem bitmiş esasında. Daha doğrusu sıkıntıya girmiş. Bitmiş demeyelim. Yanlış bir ifade şekli oldu.
Ama bunun arkasında da, arka planında da başka şeyler var. Yani hiçbir şey tek bir şeyden kaynaklı değil. Birçok bileşen yapılar var. Kanuni'ye kadar yeniçerilerin evlenmesi yasak. Bunlar para biriktiriyor. Aile kuramayan adam parayı nasıl harcayacak? Yani bir kere oraya gidiyor, iki kere buraya gidiyor. Aile kuramazsan para harcayamazsın. Ne yapıyorsun? Galata bankalarına yanaşıyor. Biri vereyim, iki alayım, bilmem ne. Ve bu Galata bankalarıyla yeniçeriler iç içe giriyorlar. İç içe girip, yani yeniçeri arka ayaklanmaların büyük bir çoğunluğu arkasında Galata bankalarıyla var. Kanuni'den itibaren yani bizden öyle... Ben Fatih'ten sonra dedim. Evet, başkanın dışarısı Fatih'ten sonra. Ben kişisel düşünüyorum. Efendim bir aşağı yukarı iki saate yaklaşıyoruz. Bu konular derin ve gayet de geniş. Öğrenmeye, okumaya, konuşmaya, tartışmaya devam ederiz. Tufan Uğur Kurçer arkadaşımıza bugünkü anlatımı, sunumu için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisine küçük bir hediyemiz var dernek olarak. Derneğimizin ve arkadaşlarımızın yaptığı sunuş reçeli ve günün anısına derneğimizin bir amca. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi çay, kahve ve sohbet devam ediyor. Ayrıca arkadaşımızın yayınlanmış kitabından edinmek isteyenler de alabilirler. Çok teşekkür ederiz. Kitabı ilgi duyarsanız sevinirim çünkü dernek yararına olacak. Evet, kitabı da derneğimizin yararınadır. Şuradan açalım burayı da. Bahçede de hem kitap üzerine hem sohbet ve çay devam edecek. Açık kalsın. Kalsın mı? Bilgisayar açık kalsın. Ben şimdi ara kablosu getireceğim. Bilgisayar büyük mü, geniş mi ona? Evet. Parça parça yaptım. Hayır, ben de ara kablo var da ondan sonra. Bende var. Bu kablo var mı abi? C var. Tamam.